Son nefesini verirken İslam Birliği adına eşine halifenin kızıyla evlenmesini vasiyet eden mi, Türk devletlerinin bekası uğruna bilmediği diyarlara gelin gidip hiç tanımadığı bir isimle evlenen mi? Yahut Malazgirt Fatihi Sultan bir babanın yegane kızı iken topraklar çiğneniyor diye şedid vaziyette eş elinde can veren mi? Veya sultan babası istedi diye halifeye gelin gidip en ağır şekilde şiddete maruz kalan mı? Yoksa geçmiş terken sultanının tam aksine entrika ve türlü oyunlarla değil de dönemine hayır hasenatla mühür vuran mı? Sahi hangisi daha çok yön verdi Büyük Selçuklu Devleti'ne? İşte Ayşe Sultan'dan Terken Hatun'a, Mahmelek Sultan'dan Arslan Hatice'ye, Seferiye, Gevher, Zübeyde ve daha nice Büyük Selçuklu Sultanı'nın konuşulacağı Yön Veren Kadınlar programımız başlıyor. Yön Veren Kadınlar programımızda bu hafta çok önemli bir isim bizlerle birlikte. Biz Büyük Selçuklu Devleti'nin kadınlarını konuşacağız. Gerek sarayda gerek halk arasındaki kadınları konuşacağız ama bu güzel konuyu konuşmak için çok kıymetli bir isim bizlerle birlikte, az evvel dile getirdiğim gibi. Selçuklu tarihçilerinin dahi onun ismi geçtiğinde, onun kelamı zuhur ettiğinde o söylüyorsa biz size söylemeyiz dediği İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tarih Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Cihan Piyadeoğlu bizlerle birlikte. Cihan Hocam, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk, sefalar getirdiniz. Sağ olunuz. Nasılsınız? Teşekkür ederim. İyi olmaya çalışıyoruz. Yoğun yorgun koşturma. Evet, yoğunluğun ama Selçuklu içerisinde var her zaman işin içerisinde. Olunca geliyoruz. Yoğunluğunuzun içerisinde bizim programımıza yer ayırdınız. Evvela bunun için teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Ben de hani naçizane bir tarihçi olarak sizlerle aynı ekranda program yapıyor olmaktan büyük bir onur duyuyorum. Çünkü yıllar içerisinde Selçuklu dendiğinde ben sizden okudum hep. O yüzden bugün de sizlerle Selçuklu'yu konuşuyor olmak büyük bir gurur. Programımıza Selçuklu dedik. Büyük Selçuklu Devleti'yle bir başlayalım. Şimdi biz Selçuklu Devleti'nin kadınlarını konuşacağız. Evet. Birçok isim var. Evet. Hani hüzün duyacağımız isimler de var. Hikayesini anlattığınızda belki acıyacağımız isimler de var. Fakat gücüne, kudretine hayran olacağımız isimler de var ama Büyük Selçuklu ve Anadolu ya da Türkiye Selçuklu Devleti diyoruz. Biz biraz Büyük Selçuklu Devleti'ni tanıyabilir miyiz? Tabii ki. Nerede Büyük Selçuklu? Biraz tabii her şeyden evvel bir ana hattıyla Selçuklu Devleti'ni anlatmakta fayda var. Coğrafya itibariyle Merv'de kurulmuş. Yani bugün Türkmenistan'ın güneyinde kabul edilebilecek bir şehir. Horasan'ın kuzey kısmı olan Merv'de kurulmuş bir devletten bahsediyoruz. Gazneliler bünyesinden aslında kopardıkları parçalar bölge üzerinde bir devlet kurmuşlar. Ve yavaş yavaş daha sonra İran'a inmişler, işte Harizm'e geçirmişler. Ve Maverai Nehir'den çok yoğun şekilde bir Türkmen nüfusu İran'a akınca, Horasan'a akınca bunlara yeni yerleşim bölgeleri bulmak adına her geçen gün İran dolduktan sonra daha batıyı, Irak'ı, Acem, Irak, Suriye ve Anadolu, Kafkaslar coğrafyasına doğru akan bir devletten bahsediyoruz. 1040 tarihinde kurulmuş. Kurucuları meşhur kardeşler Tuğrul ve Çağrı Beyler. Selçuk Devleti'nin atası olarak kabul ediliyor. Devletin kurucusu değil. Torunları kurmuş devleti. Fakat devlet nedense dedenin ismiyle anılır olmuş. Kaynaklara o şekliyle girmiş. 1040-1157 yılları arasında kurulmuş bir devletten bahsediyoruz. Yaşamış bir devletten bahsediyoruz. Fakat burada şunu söylemek lazım. Büyük Selçuklar Devleti aslında bir çatı devlet. Bunun bünyesi altında 4 tane daha adını çokça bilinen, en azından Türkiye Selçuklu olarak bildiğimiz devletlerden bir tanesi. 4 ayrı küçük devlet olarak isimlendirebileceğimiz ve Selçuklulara bağlı aslında onun bünyesinde yaşayan 4 ayrı devlet var ki bunlar işte Kirman'da kurulan Kirman Selçukları, Suriye-Filistin Selçukları, Türkiye Selçukları ve 1119'da bizzat Sencer'in, son hükümdar Sencer'in kendi eliyle kurmuş olduğu Irak Selçukları. Bu devletler Büyük Selçuklar yıkılmadan evvel sadece Suriye-Filistin Selçuklar Devleti yıkılmış durumda. Onun yerine Atabeylikler alıyor. Atabeyler Suriye-Filistin coğrafyasında etkinlik kazanıyorlar. Ama Kavurt Bey'in kurmuş olduğu, Alparslan'ın ağabeyi olan diyelim, Çağrı Bey'in oğlu, Kavurt'un kurmuş olduğu Kirman Selçukları, Süleyman Şah'ın kurmuş olduğu
Türkiye Selçukları ve Irak Selçukları, Büyük Selçuklar Devleti yıkıldıktan sonra da yaşamaya devam ediyorlar. Aslında bu bakıldığında 1040-1157 gibi görünse de Selçuklu Devleti'nin kuruluşu 1040, fakat yıkılışı Türkiye Selçuklu Devleti'nin yıkılmasıyla ancak sonlandırılabilecek, aşağı yukarı 250, belki 250'den fazla bile kabul edilebilecek bir tarih diliminde yaşayan bir süreç bu. Tek farkı Türkiye Selçukların hepsi Çağrı Bey'in soyundan gelmiştir. Bahsettiğim diğer üç devlet sadece Türkiye Selçukları Çağrı Bey'in amca oğlu, amcası Arslan Yavgu'nun soyundan gelen kişilerce kuruluyor. Tek farkımız bu. Hocam şimdi bu diğer dört Selçuklu devletin tamamı da Selçuklu ismiyle anılıyor ya. Şimdi aklıma tabii sorudan soru doğuyor muhtemelen. Peki neden esasında dedeleri olmasına rağmen niçin Selçuk'un ismiyle anıldılar? Tabii biz kendilerini hangi isimle andıklarını bilmiyoruz. Kaynaklar nasıl yazdıysa. Devletin resmi ismi yazışmalarda? Yok, maalesef yok. Öyle bir yazışma biz bilemediğimiz için. Kaynaklar sadece devleti Selçukiye veya Selçukiyan olarak isimlendirdiği için oradan biz ancak hareket edebiliyoruz. Ama muhtemeldir ki var olan bilgi üzerinden böyle bir aktarım yapmışlardır. Yani Selçukiler demek, kendilerini Selçuk'a dayandırmak, belki Selçuk'un 961 yılında Oğuz Yabgu Devleti bünyesinden kaçarak Cende gelmesi, burada kendisine bir muhtariyet, bir şehir devleti tesis etmesi ve İslam'a geçmesi süreciyle başlatan bir hanedandan bahsediyoruzdur belki. Kendilerini aslında oradan başlatmayı uygun görmüşlerdir. Milat olarak oradan alalım. Milat olarak, çünkü evet. İslam'a geçiş bu noktada. Selçukluların siyasetini de, geleceğini de, kaderini de belki değiştiren en önemli sebeplerden, unsurlardan biri bana göre. Onlar da bu şekilde algılamış olabilirler. Peki. Efendim, biz yön veren kadınlara başladık. Ancak Cihan Hocam'a benim sorularım ilerleyen dakikalarda devam edecek. Fakat sizler de programa katkıda bulunmak veya bizlere soru sormak istiyorsanız, Twitter'dan ve Instagram ya sosyal medyanın herhangi bir adresinden Hanım Sultanlar hashtagini kullanarak Cihan Hocamıza sorularını sorabilir veya programımıza katkıda bulunabilirsiniz. Bunu da söyledikten sonra hocam, Selçukları tanımış olduk. Şöyle kısaca, tabii ki siz daha önce nice programlarda Selçuklu'yu hep anlattınız, bizler de dinledik. Onlardan mütevellit şöyle bir özet geçtik. Biz Hanım Sultanları biraz geçelim. Siz Tuğrul ve Çağrı Bey dediniz. Tarihte bu iki, özellikle Türk devletlerine baktığınız zaman, belki Avrupa'daki devletler de böyledir ama iki böyle beyin birbiriyle bu kadar güzel anlaşması ve devletlerini idare etmesi pek de görülmeyen bir şey esasında. Hani birkaç örneğini rastlayabiliyoruz, belki 2-3 tane. Şimdi Selçuklu'nun soyu da Çağrı Bey'den devam edecek. Tuğrul Bey çünkü çocuğu olmadığı için Çağrı Bey'den devam edecek. Peki hep biz erkeklerinden devam edenleri biliyoruz ama Çağrı Bey'in kızları diğer bazı hanedanlarla evlendiriliyor. Evlenmiş, evet. Şimdi oğullarından hanedan devam edecek ancak kızlarının evlendirdikleri hanedanlar kimler? Burada çok farklı hanedanları söylemek mümkün. En başta Abbasiler tabii. Onu biliyoruz. Kakuiler var. İran'ın yerel hanedanlarından bir tanesi. Veya işte Abbasilerle evlenmiştir. Abbasilerden bir şekilde mesela halife Kaim bir Emrillah'la evleniyor Arslan Hatice. 1075'te halife öldükten sonra 1076 tarihi itibariyle Arslan Hatice'nin Kakuilerden Ali ile evlendiğini görüyoruz. Yani bu değişiklik gösterebiliyor. İran'ın farklı Gaznelilerle evleniyor mesela bir tanesi. Karahanlılarla evlenen Çağrı Bey'in kızları var. Burada biraz Karahanlılarla veya Gaznelilerle olan evliliklerde sanki diplomatik, evliliğin diplomatik bir unsur olarak kullanılması gibi bir gerçekle karşılaşıyoruz. Bu noktada da tabii Arslan Hatice en fazla ön plana çıkan şahıs oluyor. Özellikle bizim Türkiye'de maalesef bazı tarihi bilgileri romantize etmek gibi bir çaba güdülür. Her şey tabii düşünüldüğü gibi değil. Olmuyor. Bakıldığında Abbasi halifesine biraz hızlı bir geçiş yapayım oraya. Abbasilerle yapılan evliliklere baktığınızda çok mutlu evliliklerle karşılaşmıyorsunuz. Yani 6 tane benim aşağı yukarı tahmin ettiğim veya hesapladım, not da aldım karıştırmayayım diye. Evlilik var. Yani Selçuklulardan karşı tarafa Abbasilere gitmiş. Bundan en azından dördünün çok mutlu bir evlilik olmadığını görüyoruz. Şiddet gören de var aralarında. Şiddet mutlaka olacak veya mutlu olmayan, bir şekilde kendisine verilen sözlerin tutulmadığı. Mesela Mahmelek bunlardan bir tanesi. Aynen. Arslan Hatice'nin
mesela belli noktalarda zorluk yaşadığını göreceğiz. Çünkü şöyle düşünmek lazım. Türk Selçuklular ne kadar Müslüman olsa da örfi geleneğin, örfi adetlerin yoğun şekilde yaşandığı bir devlet. O etkiden tam manasıyla kurtulamamışlar İslam'la birlikte. Ve siz Abbasi Hilafet Merkezi'ne, Abbasi Hilafeti'nin sarayına gelin olarak gidiyorsunuz. Bambaşka bir kültürden İslam'ın kemikleşmiş en üst seviyede, en ciddi şekilde yaşadığı bir merkeze gidiyorsunuz. Ve sizin alışmış olduğunuz bazı adetleriniz var veya gelenekleriniz var. Bunları uygulamaya çalışıyorsunuz ama Abbasi Sarayı'nda bunun herhangi bir karşılığı yok. Bu noktada halife ile Arslan Hatice'nin veya Selçuklu Hanedan mensuplarının bu noktada bazı sıkıntılar yaşadığını görüyoruz. En üst seviyede yaşayanlardan bir tanesi de Arslan Hatice olacak. Şimdi Arslan Hatice'den başlayayım müsaade ederseniz. Nasıl bir hikayesi var Arslan Hatice'nin? Şimdi 1055 yılına gitmemiz lazım. 1055 yılında Tuğrul Bey'in meşhur Bağdat Seferi ve Bağdat'ı ele geçirme hikayesi. Tabii burada o romantize dediğim olay işin içerisine giriyor biraz. Bizim anlatışımızda, anlatımımızda şöyle bir durum var. İşte Abbasi halifesi yardım istedi, Selçuklar gitti, yardım ettiler. Abbasi öyle biliriz ama hocam, hep böyle anlattılar. Abbasi öyle aslında bakıldığında ama sonuçlar itibariyle öyle değil. Çünkü Tuğrul Bey'in yapmış olduğu başka bir şey daha var. Abbasi halifesinin siyasi yetkilerini elinden almıştır. Yani devlet bir nevi siyasi anlamdaki Abbasi halifesinin gücü Tuğrul Bey eline geçmiştir. 1055 tarihi itibariyle. En azından Tuğrul Bey bunu istemiştir. Halife direnmiştir bunu vermemek adına. Ve enteresan bir bilgi vardı, bu gözden kaçar. Halifenin 1055 Aralık ayında, özür diliyorum, Aralık ayında Bağdat'a giren bir Tuğrul Bey var. Fakat halifeyle yüz yüze görüşmesi 1058 yılı Ocak ayıdır. Yani 2 yıldan daha fazla, 2 yıl 2 aylık bir süre sonunda ancak halifeyle birebir görüşebilme imkanı yakalamıştır Tuğrul Bey. Ve o görüşmede ancak halife siyasi otoritesini Tuğrul Bey'e devretmeyi kabullenebilmiştir. Çünkü onun öncesinde yaşanan bazı olaylar var. Tabi bunun öncesinde 1040 yılı itibariyle devletini ilan eden, devletini kuran bir Selçuklular var. Hanefi, Sünni bir geleneğe bağlılar. Ve bunun neticesinde de Abbas halifesine bir bağlılık bildirmişler. O bağlılıkta da biz artık Müslüman bir devlet olarak, Sünni bir mezhebe mensup bir devlet olarak sizin üst dini otoritenizi kabul ediyoruz diyorlar. Hutbeyi de ona göre okutuyorlar. Hutbeyi de ona göre okutuyorlar. Fakat hemen karşılığı gelmemiştir Abbasilerden. Yani kabul görmemiştir bu istek. Abbasi halifesi bir süre bekliyor, bakıyor gerçekten bunlar adil bir hükümdar olacak mı, adil bir devlet olacak mı? Onun neticesinde 1043-1044 tarihi itibariyle ancak karşı bir olumlu diyelim mektup geliyor. Onun öncesinde hatta direniyor Selçuklarla iletişime geçme hususunda. Direnirse çünkü Selçukları bir devlet olarak kabul edecek. Ve 1055'e kadar geldiğimizde şöyle bir sıkıntı var. 945 tarihi itibariyle İran merkezi kurulmuş, Deylem kökenli, Şii bir devlet olan, Fatimilere bağlılık gösteren belli noktalarda Büveyhilerin 945 tarihi itibariyle Bağdat'ı ele geçirdiğini görüyoruz. Ve Bağdat'ı ele geçirme sürecinden sonra da bir nevi Fatimi Devleti'nin etkisi var burada. 1055'te bu sonlanınca bir şekilde iki devlet arasında bir yakınlaşma, evlilik üzerinden bir yakınlaşma söz konusu oluyor. Ve iki taraf arasında aslında halifenin oğlu üzerinden bir evlilik gerçekleştirilecek. Zahireddin üzerinden kararlaştırılmış Arslan Hatice'nin Zahireddin'le evlenmesine, fakat ölüyor halifenin oğlu. Bu süreçte evlilik akamete uğrayınca halife kendisi evlenmek istiyor. Yani bu sefer kendisi için Arslan Hatice'ye dönür gönderiyor. Selçuk tarafında kabul ediliyor bu. Ve bunun neticesinde de Arslan Hatice ile Çağrı Bey'in kızı olan Arslan Hatice ile Halife El-Kaim bir emrillah evlenmiş oluyor bu sayede. Ve Selçuklardan ilk gelin bu sayede Arslan Hatice oluyor. Peki Arslan Hatice, şimdi ilginç bir şey. Önce oğluna istiyor, kabul görüyor Çağrı Bey'den. Daha sonrasında oğlu vefat edince bu sefer hani sözden caymak
sanki hani sözden caymıyoruz dercesine Selçuklu'dan da bir gelin almak istiyorlar ve kendini alıyor esasında. Kayınpeder olacakken eş burada oluyor niyet şu Arslan zaten. Hatice'ye. Niyet iki hanedan arasında bir evlilik bağı. Siyasi bir evlilik siyasi esasına bir evlilik. Baktığımız zaman. Şimdi Arslan Hatice'nin baktığınızda çok da rahat değil aslında Bağdat'ta. Demin söylemiş olduğum sebepler neticesinde. İşte onu biraz aslında açabilir miyiz? Nasıl? Hani mesela kaç yaşında evlendiğini biliyor muyuz? Yaş olarak maalesef bilmiyoruz ama çok erken yaşlarda olduğunu söylemek mümkün. Çünkü 1076'dan sonra 1087'de en azından Mahmelek evlendiğinde onun oraya gelirsek bir etkisi oluyor halifeyle kız bu Mahmelek'in evlendirilmesi hususunda. 1087 tarihi itibariyle henüz hayatta. Ortaçağ standartlarında da yaşamın özellikle kadın yaşamlarının daha kısa olduğunu söylemek mümkün. 60 ortalamasını verirsek bu genç yaşlar 1040'larda falan doğmuş olma gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. 1035 sonları veya 1040 civarında doğmuş olduğunu söylemek mümkün. Çünkü kadınlar hakkında çok fazla derinlemesine bilgi yok. Tarih hiç yok. Bazılarının ismi bile geçmez. Fulane olarak isimlendirilir çoğunlukla. Yani bilinmeyen bir nevi fulane adı bilinmiyor. Bir şekilde o şekilde kaydedilmiş hatunlar veya sultanlar. Sultanlar çok geçmiyor daha ziyade. Hatun ifadesi bizim dönem için daha uygun. Arslan Hatice'nin Bağdat'a gittikten sonra tabii klasik anlamda o Selçuklu döneminin yaşayışıyla alakalı olarak işte o çok büyük bir kervan denmez aslında. Düğün alayı mı? Düğün alayı gibi. Evet, da en uygun ifadesi o. Düğün alayıyla Bağdat'a girdi. İşte saçılar saçıldığı. Bu Türklerin eğlence kültürüne uygun bir şekilde düğünler yapıldığı şeklinde. Düğüncü olarak gidilir ya mesela Terken Hatun kızını verdiğinde düğüncü olarak kendi gidiyor. Orada o şekilde bir gelin ifadeler var. Daha sonra işte Bağdat'ta halifenin sarayına geçti. Ondan sonraki süreçte muhtemelen evlilik iyi gitmiyor ki Torun Bey'in 1063 yılında reye dönüş yolculuğu sırasında kendi Seyide halifenin kızıyla evlenecek. O yolculuk sırasında eşiyle birlikte Arslan Hatice'nin de onunla birlikte reye döndüğünü görüyoruz. Yani sıkıntılı bir süreç var. Halifeyle arasının iyi olmadığını tahmin edebiliyoruz biz. Ve reye dönüyor. Ondan sonraki süreçte işte Tuğrul Bey vefat edecek arkasından ve Alparslan'ın tahta geçtiğini görüyoruz. Alparslan tahta geçtiğinde bir şekilde tekrar Abbas halifesiyle, hilafetiyle diyaloğun tesis edilmesi noktasında kız kardeşini tekrar Bağdat'a gönderdiğini görüyoruz. 1075 yılına kadar muhtemelen orada kalıyor ki onun hay özür dilerim 1072 yılında Alparslan ölene kadar yine Bağdat'ta kalıyor. Alparslan öldükten sonra tekrar reye döndüğünü görüyoruz. 1075 yılında El-Kaim Bi-Emrillah vefat edecek. O 3 yıllık sürede gitmiyor tekrar Bağdat'a kocasının yanına. Ve kocası öldükten 1 yıl sonra da işte demin bahsetmiş olduğum Kakuyiler'den Ali ile evlenecek. Hani kocası ölüp ama boşanmıyorlar. Bu süreçte halifeyle boşanmıyor. Ayrı kalıyorlar ayrı ama boşanmıyor. Daha sonra da evleniyorlar zaten. Tekrar. Tabii demin biraz bahsettim burada ilginç örnekler var. O Türk geleneğinden gelen bazı uygulamaları sarayda uyguladığını görüyoruz. Mesela taziye ve yas tutma. Taziye demeyeyim, yas tutma. Alparslan'ın vefatı sırasında, Tuğrul'un vefatı sırasında toprağa oturduğunu biliyoruz. Toprağa oturmak bir Türk yas geleneğidir. Evet. Saçı yolmak, kendi saçını yolmak. Cariyelerin özellikle saçını yolduktan sonra kendi saçını. İlk önce cariyelerinin saçını yoluyor. Arkasından kendi saçını yolmaya karar veriyor ve bunu yapmak istediğinde halife engelliyor onu. Bunu yapma diyor. Arkasından toprağa oturup 7 gün boyunca yas tutmak gibi bir fiil gerçekleştiriyor. Fakat halife bu sanırım 3 gün falan izin veriyor ona. 3 günden sonra yeter artık diyor. Bizim geleneğimize bizim işte. Yeter bu kadar. Tamam senin şeylerine saygı duyuyorum geleneklerine. Fakat burası da neticede Abbasi Hilafet Sarayı, Sünni İslam'ın merkezi. Dolayısıyla yeter bu kadar diyor ve o yas tutma sürecini bitirtiyor Arslan Hatice'ye. Aslında baktığımız zaman biz tarihi hani hep Altuncan Hatun'u, işte Seferiye Hatun'u biliriz de Arslan Hatice'yi çok fazla zikretmeyiz. Baktığımız zaman da Büyük Selçuklu Devleti'ne ciddi anlamda bu yapmış olduğu ilk evlilikle birlikte ciddi anlamda yön veren kadınların var. Belki de başında geliyor. Burada biraz da elçilik görevi gördüklerini ben düşünüyorum. Evet. Yani iki hanedan arasında zaman zaman olumlu, zaman zaman da olumsuz sebeplere yani neticelere
ulaşabilecek bazı davranışlar içerisine girdikleri de vaki. Ama çoğunlukla tabii olumlu anlamda bazı şeyler yaptıkları, bazılarının ciddi anlamda Selçuklu lehine faaliyetlerde bulundukları. Öyle de var mı hocam? Var, var. Örnekleri. Öyle de var. Peki. Hocam şimdi biz bu soruya daha sonra tekrar geliriz ama şimdi hanedan kadınları, özellikle Çağrı Bey'in kızı ve daha sonra işte Sultan Alparslan'ın kızı çeşitli beyliklerle, beylerle evlendiriliyor. Yahut işte halifenin sarayına gelin gidebiliyorlar. Lakin Selçuklu normal işte saray ve sosyal hayatta kadının, siz dediniz ya hani kadının ismine çok rastlamıyoruz esasında Evet. diye. Ama hani halk arasında kadının veya saraydaki söz sahibi, hak sahibi değil mi? Kadın sarayda var, halk arasında var. Tabii ki. Tabii ki o isminin zikredilmemesi olmadığı anlamına gelmiyor. Ufak tefek şeylerden biz zaten yakalayabiliyoruz onları. Sosyal hayatta tabii ki kadın her şeyden evvel günlük hayatını günümüzde nasıl bir kadın idame ettirebiliyorsa, tipik bir Anadolu kadını düşünün. Ortalama bir ne bileyim aklıma gelen herhangi ilçe adı vermeyeyim. Bir ilçe düşünün. İlçede yaşantı olarak algılayın herhangi bir kadın. Evinde, barkında, çoluğuyla, çocuğuyla yaşayan bir kadın gibi düşünün. Hatta benim Büyük Selçuklulara Sosyal Hayat diye bir dersim var. Evet. Çocuklara şey derim arkadaşlar, yani günümüzdeki Anadolu kasabasında farklı bir hayat beklemeyin. O kadar birbirine benzer ki. Hemen her konuda yemekten tutun evlilik adetlerine varıncaya kadar neredeyse aynı. Oradan almışız ve burada yaşamaya devam ettirmiş devam o süreci. Esasında, orada da çok farklı değil. Tabii kadının ön plana çıkabilmesi için onun önünün biraz açılması lazım bu noktada. Tabii siyasette bunu yapabilen kadınlar var. İşte Altuncan Hatun bunun en belirgin örneği. Hatta Altuncan Hatun'un askeri anlamda da çok önemli faaliyetlerinin var olduğunu görürüz. Geliriz ona esas. Onu özellikle soracağım evet. Altuncan Hatun'a. Sosyal hayatta kadın, benim bir çalışmam da var sosyal hayatta kadınla ilgili olarak. Maalesef çok fazla bilgi ulaşamıyorsunuz. Çünkü kadın işlenmemiş. Hani hanedan mensubu kadının adı yok. Kaynak bahsetmiş ondan fakat adından bahsetmiyor. Aynı şey Osmanlı dönemi için de geçerlidir. Pek çok mesela şeyi bilmeyiz biz sultan isimlerini. Var olduğunu biliriz ama isimlerini bilmeyiz. Aynı şey Selçuklar için de geçerli. Bunu da tabii biraz İslam tarih yazıcılığının, o dönem için İslam tarih yazıcılığının biraz Irak ve Suriye bölgesine kaymış olmasından kaynaklanan bir durum. Biraz uzaklar, uzaktan bir bakışla yazdıkları için hani bir kadın var orada ama adı çok da önemli değil. Onun peşinden gitmek ve onun adının ne olduğunu öğrenmek, onu kaydetmek gibi bir çaba içerisinde değiller. Kadınsı kadındır, yazayım der ve geçer. Sadece kadın olduğunu ifade eder ve geçer. Bundan dolayı çok fazla maalesef kaynaklarda olamıyor. Kaynaklarda olamayınca tarihçi olarak biz bu sefer yazamıyoruz hiçbir şey. Kendimiz bir şey uyduramayacağımıza göre mecburuz kaynaklara bağlı olmaya. Ve bu noktada da maalesef kaynaklarda bahsetmiş olduğumuz o geniş anlamda kadın figürünü bulamıyoruz biz. Zaten şimdi Üsküdar Mihrimah Sultan Camii var. Biz şimdi 2023'te belki 2000'li yıllarda yahut yaşadığımız toplumda Mihrimah Sultan Camii diyoruz ona ama kitabesine baktığınız zaman yahut caminin vakfiyesine baktığımız zaman Hanım Sultan eseri Hanım Sultan, diye geçiyor. Evet. Yani evet bir mihrimah var, yaptıran belli ama ismi yok. İsmi yok. O da bizim belki Türk geleneklerimizde değil midir hocam? Hani mesela iki erkek yan yana dolaşırken senin karın nasıl, işte eşinin adı Ayşe ise Ayşe nasıl diye sormaz, soramaz. Kızılır. Evet. Kesinlikle. Böyle bir şey mümkün değil. Belki de bizim kendi öz kültürümüzle alakalı bir şeydir. Bir gelenek daha var hocam. Ben şimdi onu sormak istiyorum size. Mesela Çağrı Bey öldükten sonra eşiyle Tuğrul Bey evleniyor. Tuğrul Bey ölünce eşiyle kardeşi evleniyor. İşte Seferiye'nin vasiyeti var. Leviras sistemi diye bir sistem var. Esasında şu anda baktığımız zaman belki bu leviras sistemine bize biraz aykırı geliyor ama döneminde böyle bir sistem var. Nedir bu sistem ve niçin böyle evlilikler yapılıyor? Levirat bir evlilik biçimi. Kayın veya yenge ile evlenme demek. Orta çağ standartlarında en azından bu Selçuk döneminin ilk zamanı için düşünelim bunu. Göçebe nispeten göçebe, işte konar göçer zorlu bir hayat, çöllerde yaşanan bir hayat. Ve bu hayat içerisinde Çağrı Bey'in ve Tuğrul Bey'in babasının Mikail'in öldüğünü görürüz 990'lı yılların sonu itibariyle. İki tane çocuk var ortada, belki kız kardeşler var bilemiyoruz. İki tane çocuk var kesin. Bu çocuklar bakıma muhtaç, korunmaya muhtaç.
ve yeni dul kalmış bir eş var. Onun her şeyden evvel korunmaya ihtiyacı var. Kayınpeder üzerinden bunun gerçekleştirilmesi çok da mantıklı olmuyor. Ve bu noktada kardeşle, küçük kardeşle evlendirme gibi bir gelenek söz konusu oluyor. Bunun içindir ki Tuğrul ve Çağrı Bey'in annesi amcalarıyla evlendiriliyor. Yusuf Yinal'la. Yusuf Yinal'dan da bir çocukları doğuyor. Kardeş İbrahim Yinal, meşhur İbrahim Yinal. İbrahim Yinal işte akrabalık bağına baktığınızda Tuğrul ve Çağrı Bey'le anne tarafından kardeşler, baba tarafından amcaoğulları. Ve bu daha sonraki süreçte bir adet, yani levirat sistemi zaten var. Sonraki süreçte de işlerlik kazanıyor. Ta ki Melik Çağ'a kadar devam ediyor bu. Zaten hanedan iç evliliklerin çok yoğun şekilde yaşandığını, yapıldığını görüyoruz. Ama bunun haricinde bakıyorsunuz. Halk arasında var mı bu? Yani bir gelenek, devirat sistemi mutlaka ki var. Mutlaka. Şimdi zaten Çağrı Bey, Tuğrul annesi özelinde bakarsak o dönemde zaten devlet kurulmamış. Yani tamam ailenin lideri durumunda olan insanlar, fakat onlar bunu yapıyorsa mutlaka ki alt kesimde bunu yapıyordur. Çağrı Bey'in öldüğünde, 1059 yılında öldükten sonra onun eşiyle Tuğrul Bey'in evlendiğini görüyoruz bu sefer. Evet. Adını bilmiyoruz kadının. Ve bu eşten Süleyman adında bir çocuk doğmuş. Süleyman küçük yaşlarda o sıralarda. Hatta Sıbd İbn-i Cevzi'nin vermiş olduğu bilgi var. Veliaht tayin edilecek daha sonraki süreçte Tuğrul Bey ölünce, ölmeden evvel daha doğrusu. Veliaht tayin edilmeden evvel çocuk küçük yaşta olduğu için annesinin niyabetine veriyor çocuğu. Ve hatta onu naip tayin ediyor, eşini naip tayin ediyor. Eşi de Çağrı Bey'in hanımı. Ondan sonra Alparslan Tuğrul Bey ölünce bu sefer Alparslan Tuğrul Bey'in eşiyle evleniyor. Alparslan ölünce eşi Seferiye'nin abi Kavuk'la evlenmesini vasiyet ediyor. Gerçi bu gerçekleşmiyor ama bu tarz bir gelenek var Selçuklu'da. Alparslan ölürken eşi Seferiye'nin Kavurt'la evlenmesini... Abi Kavurt'la evlenmesini vasiyet ettiğini biliyoruz. Çünkü Alparslan 19 Kasım'da yaralanıyor saldırı neticesinde. 24 Kasım'da vefat ediyor. Yaklaşık 5 günlük bir süre var. Ve o süreçte bazı işte kararlar alıyor. Bazı düzenlemeler yapıyor. Ve o düzenlemelerden bir tanesi de eşi Seferiye'nin Kavurt ile, ağabeyi Kavurt ile evlenmesini vasiyet etmek. Ya burada ne düşünüyor aslında? Belki oğlu Melikşah'ın, veliaht tayin etmiş olduğu oğlu Melikşah'ın bu evlilik sayesinde o eşinin belki Kavurt üzerinde bir baskı, tahakküm kurmasını sağlayarak oğlu Melikşah'ın tahta çıkmasını sağlayabilmek. Bilemiyoruz tabii ki. Aynı şey belki Çağrı Bey'in ölen hanımının işte Tuğrul Bey ile evlenmesi, Tuğrul Bey'in o eşten doğan, ki Alparslan hayattayken, Kavurt hayattayken, Kutalmış hayattayken, yani Selçuklu için önemli kabul edilebilecek kişiler hayattayken henüz çocuk yaştaki birini belki eşinin etkisinde kalarak, bilemiyoruz, veliaht tayin etmesi. Orada vezirin etkisinin var olduğunu biliyoruz ama kesin var olduğunu biliyoruz ama bu noktada eşin de belli noktalarda bir etkinlik kazanmış olduğunu düşünmemek için hiçbir sebep yok. Çünkü Tuğrul Bey öldüğü zaman onun cenaze işleriyle ilgilenen kişi bu kadın oluyor. Yani defnedilmesi noktasında bütün işleri, işlemleri yürüten bu kadın ve Ferruh adındaki bir hadimi. Demek ki devlet içerisinde, saray içerisinde etkinlik kazanabilmeyi başarmış bir kişi bu noktada. Biraz mutlaka Tuğrul Bey üzerinde de etkinlik kazanmıştır. O zaman yani hem Abbasilere kızlarını gelin verirken yahut türlü diğer beyliklere kızlarını gelin ederlerken de yine öldüklerinde, ölürken vasiyet ettikleri şekilde bu da bir siyasi evlilikti o zaman. Mutlaka. Yani hepsi siyasi evlilik. Belli noktalarda değil. Yani bu sonrakileri siyasi evlilik olarak düşünebilirsiniz ama ilk evliliği, yani Mikail'in ölümünden sonra o bir ihtiyaç, zorunluluk. Şartlar size bunu gerektiriyor. Çünkü kadın korumalı, koruma altına alınmalı. O çocuklar koruma altına alınmalı. Başka birine vermektense, evlendirmektense, çünkü bir nevi üvey baba olacak, evlenecek kişi. Ama amcasına onu vererek üvey babalığı, bir şekilde gene aile içerisinde bu sorunu halletme çabası diyelim. Belki de hep erkeklerin tarihe yön verdiğini düşünüyoruz ama esasında arkada kadınlar tarihe yön veriyor. Mutlaka ki. Yani kadının belki olmadığı yer, Selçuklu Sarayı'nda da zannetmiyorum, Abbasi Halife Hilafeti Sarayı'nda da bunlar var. Çünkü bizim gözden kaçırdığımız bir şey var. Abbasiler
hem dini hem de siyasi bir figür. Evet. Yani Abbas halifelerin aynı zamanda siyasi bir etkinliği var. Ve bu etkinlik mutlaka ki onlara dünyevi bazı şeyleri yapma ve yaptırma çabası içerisine girmelerine neden oluyor bu etkinlik. Çünkü dünyevi bu adam aynı zamanda. Tamam, dini bir etkisi var ama dünyevi anlamda da bir hakimiyet tesis etmesi lazım. Bunun için bazı şeyler, ekstra bazı şeyler yaptığını da çok rahat bir şekilde görebiliyoruz biz. Yani Leviran sistemi dönemde vardı ve var. Daha ama sonraki dönem olmuyor. Uygulandığını görmüyoruz. En azından kaynaklara yansımıyor. Varsa da. Esasında daha düne kadar Anadolu'da da bu vardı. Var, belki hala devam eden, geleneklerine bu şekilde bağlı olanlar da vardır Anadolu'da şimdi diyebiliriz. Hocam çünkü. Yani tarihçi olarak bizim gene öğrencilerimiz söylediğimiz şey şudur. Bir olayı geçtiği dönem şartlarında değerlendirmek evet. gerekir. Yani bugünkü düşünce yapınızda eğer bir olayı değerlendirirseniz o zaman kesinlikle hata yapma ihtimaliniz yüksektir. Ama o dönem şartlarında böyle bir gelenek var. Her şeyden evvel böyle bir gelenek var. Şartları bilmiyoruz. O şartların nasıl bunu zorunlu kıldığını bilmiyoruz veya zorunlu kılıp kılmadığını bilmiyoruz. Dolayısıyla şu an karar vermek, bu kafa yapısıyla karar vermek, değerlendirmede bulunmak yanlış. Tabii insanlar doğduğu dünyanın içerisinde yaşamış olduğu hayat şartlarına göre düşünüp öyle devam ediyorlar. Nitekim kadındır esasında, değil mi? Ölürken halifenin kızıyla evleneceğini vasiyet ediyor. İşte Alparslan ölürken Seferiye'nin başka biriyle evlenmesini vasiyet ediyor. Burada Altuncan Hatun örneği çok büyük bana göre. Şimdi Altuncan Hatun'un esasında birkaç hani zikredeceğimiz mevzu var ama kimdir Altuncan Hatun? Bu kadar eşi esaret demeyeyim de Hemedan Kalesi'ne sığındığında atına atlayıp ordunun başına geçip gidip eşini oradan alabiliyor. Ve daha sonrasında da ölürken de eşine vasiyet ediyor herhalde. Evet. Biraz ondan bahsedelim. Altuncan enteresan, yine bir levirat örneği aynı zamanda. Gerçi hanedan içi değil, daha farklı bir hanedandan gelen. Bunun için 1043'lere gitmemiz gerekiyor. Devlet kurulduktan sonraki sürece. Harizm hemen işte Ceyhun'un biraz daha Mervin kuzeyindedir. Neresi söyleyelim? Hazar Denizi'ni düşünsün seyircilerimiz. Hazar Denizi'nin üst kısımlarının doğu tarafı. Biraz daha doğu kısmı Ceyhun'un batı tarafında kalan bölgenin yöneticisi durumunda İsmail. Selçuklarla işte babası Harun, onun öncesinde büyük babası Altuntaş Selçuklarla iletişim halinde. Altuntaş onlara Selçuklara Harizm'i açmış kışlık olarak. 1032'de o ölünce Harun Harizm'i tamamıyla Selçuk yerleşimini açmış. 1035'e kadar Harizm'de kalmışlar. Ve ondan sonraki süreçte devlet kuruluyor. Devlet kurulduktan sonra da Selçukların ezeli bir düşmanı var. Cent, işte daha da kuzeyde diyelim. Oğuz Yabgu Devleti'nde son hükümdarın Yabgu'nun yeğeni olduğu tahmin edilen Şahmelik. Şahmelik 1034 yılında Selçuklara baskın veriyor. Daha sonraki süreçte bu sefer hedef İsmail olacak. Devlet kurulduktan sonra. İsmail bu sefer Şahmeli'ye karşı tutunamıyor. Selçuklara sığınıyor. Selçuklar da ona destek vereceklerini vaat ediyorlar. Şu an hangi kaynak olduğunu hatırlamıyorum. Fakat burada Selçukları suçlayan bir tavır var o kaynakta. Verdikleri sözü tutmadılar. İsmail'i bir nevi harcadılar. Tabiri mazur görün. Ve İsmail öldürülünce bu sefer eşi ortada kalıyor. Eşi ortada kalınca da Tuğrul Bey, meşhur Altuncan olarak bizim tarihlerimizde kaydedilen kişiye dünür oluyor ve bu kadınla evleniyor. Ne zaman evlendi tam manasıyla bilemiyoruz ama 1040'ların sonlarına doğru veya 43 ile 1050 yıllar arasında bir tarihte Altuncan Hatun'la evleniyor. Altuncan Hatun'un İsmail'den bir oğlu var, Enişirvan, meşhur. Evet, evet. O enteresan bir figür. Biraz psikolojik problemlerinin var olduğunu bildiğimiz bir figür. Tabii 1055 Bağdat ele geçirilmiş. Tuğrul Bey'in bundan sonraki süreçte 8 yıl aşağı yukarı Bağdat hakimiyeti var. Bunun aşağı yukarı 6 yılında Bağdat'ta kalmış. Daha çok işte Rey'den ziyade Bağdat'ta kalmış olduğu bir süreç. Ve meşhur 1058 tarihi itibariyle kardeşi, bu anne bir kardeşi baba tarafından amcaoğlu oldu dediğimiz İbrahim İnal'ın isyanı var. Ve artık Tuğrul Bey, İbrahim İnal Hemedan merkezli bir isyan gerçekleştiriyor. Daha evvel Hemedan'ın hakimi
oradaki Türkmenlerden destek almak düşüncesiyle oraya gitmiş. Tuğrul Bey de bir şekilde bu isyanı engellemek için ondan erken Hemedan'a varmak ve şehre girme çabası içerisinde. Şehre de giriyor fakat bu sefer kuşatılıyor İbrahim İnal tarafından. Şehre girmiş olması çok büyük sıkıntı haline geliyor. Ve İbrahim İnal yaklaşık 50 bine yakın bir Türkmen nüfusuyla birlikte hareket ediyor. İnanılmaz bir güç kazanmış ve Tuğrul Bey Hemedan şehri içerisinde sıkıştırılmış durumda. Bir şekilde kaçması lazım. Eşi Altuncan Hatun ise bu sıralarda Bağdat'ta. Halife zor durumda. Çünkü Tuğrul Bey'in Bağdat'a girmesinin sebebi Büveyhi komutanı Arslan Besasiri. Yine bir Türk olan Arslan Besasiri'nin faaliyetleri. Tuğrul Bey gelince Arslan Besasiri batıya çekilmiş. Fatımilerle işbirliği içerisine gitmiş. Şimdi Tuğrul Bey zor durumda kalınca özür dilerim. Tuğrul Bey zor durumda kalınca Arslan Besasiri'nin tekrar Bağdat'a gelme gibi bir durum ortaya çıkmış. Bağdat'ta inanılmaz bir endişe var. Arslan Besasiri gelecek tekrar şehri ele geçirecek diye. Bu noktada Tuğrul Hemedan'da sıkışmış durumda. Bir şekilde kendini nasıl başarıyorsa o Tuğrul, İbrahim İnal'ın çevresindeki Türkmenlerin bir ara dağıldığı gibi bir gerçek var. Onu fırsat haline getiriyor ve Re'ye kaçmayı başarıyor başkente. Ve bu noktada da Vezir Amidülmülk Kündüri Tuğrul Bey'in Bağdat'ta Tuğrul Bey'in artık iktidarını kaybettiği, yakın zamanda şehri ele geçireceği İbrahim İnal'ın ve bundan sonra da Tuğrul Bey'in tam manasıyla sultanlığı İbrahim İnal'a kaptıracağı gibi bir şey yayılmaya başlıyor. Dedikodu yayılmaya başlanıyor. Bu sırada da Amidülmülk Kündüri Enişirvan'ı tahta çıkarma sevdasına düşüyor. Yani Tuğrul Bey'in evlatlığını. Bunun için bazı faaliyetlerde, girişimlerde bulunuyor. Tabii karşı çıkıyor halife buna her şeyden evvel. Hayır olmaz diyor. Böyle bir şey bizim izin vermemiz mümkün değil. Karşı çıkanlardan biri de eşi, yani özür diliyorum, annesi, Enişirvan'ın annesi Altuncan. Yani Altuncan kendi oğlunun tahta çıkmasındansa kocasının tahtının devam etmesi yönünde bir tavır takınıyor. Ve bunun için de tehdit ediyor. Hem oğlunu hem Amidülmülk Kündüri'yi. Tehdit edince vezir kaçmak zorunda kalıyor şehirden. Enişirvan da bakıyor ki durum tehlikeli, kritik. O da bir şekilde uzaklaşıyor. Daha sonra tekrar annesiyle birleşecek. Bu şey ortadan kaldırılıyor ihtimal. Yani Enişirvan'ın tahta çıkartılma ihtimali Altuncan Hatun sayesinde ortadan kalkmış oluyor. Altuncan Hatun da Türkmenlerle işbirliği içerisinde iletişime giriyor. Diyor ki ben kocama yardım edeceğim Tuğrul Bey'e. Bunun için bana destek verin. Fakat halife çıkıyor bu sefer karşısına. Diyor ki siz şehirden ayrılırsanız Türkmenlerle birlikte Arslan Besasiri gelir. Hayır, senin şehirden çıkmana izin vermiyorum. Altuncan da diyor ki hayır ben şehirden çıkacağım. Eşim zor durumda. Ona yardım etmek durumundayım. Ve neticesinde şehirden ayrılmaya karar verdiğinde halife onun önünü kesiyor askerlerle. Şehirden çıkmasına mani olması lazım. Ama bir şekilde Altuncan Hatun işte atlanarak kaynağın ifadesiyle muhtemelen Türkmenlere liderlik ederek Rey'e kadar gidiyor ve Rey de eşiyle birleşiyor. Ve o süreçte tabii gelen Türkmenlerle birlikte Tuğrul Bey'in sayısı da, asker sayısı da artıyor. Daha bir özgüven içerisinde savaşmasına neden oluyor bu. Ve Tuğrul'u buradan kurtaran yine Horasan'daki yeğenleri olacak. Yani Alparslan olacak. Alparslan, Kavurt ve Yakuti yani Çağrı Bey'in oğullarına mektup yazıyor. Onların desteğini de alarak 1059 tarihinde İbrahim İnal'ı yeniyor. İbrahim İnal esir alınıyor ve esir alındığı aynı gün boğdurularak tarih sahnesinden siliniyor. Altuncan böylece eşini kurtarmış oluyor. Eşinin tahtını da kurtarmış oluyor 1058. 1060 yılında vefat ettiğini görüyoruz. Vefat etmeden evvel kaynakların rivayet ettiği şey şu. Eşini çağırıyor diyor ki ben ölüyorum. Her eş bunu yapmaz. Ben ölüyorum. Benden sonra halifenin kızıyla evlen. Bu sana hem bu dünyada hem de gelecek dünyada, öbür dünyada itibar kazandıracaktır. Hatta kendi mal varlığını da halifenin kızına bırakıyor miras olarak. Bunu bilmiyordum. Tabii yani üstüne böyle de bir hani bir nevi mehir artık ödüyor şeye. Allah. Halifenin kızına bırakıyor mal varlığını
Belki Tuğrul'un aklında böyle bir şey yoktu, bilemiyoruz. Bu olaydan sonra Tuğrul Bey'in Abbas halifesi El-Kaim bin Emrillah'ın kızı Seyide ile evlenmek gibi bir düşünce kafasında oluşmaya. O bildiğimiz malum olay burada mı gerçekleşiyor? Orada gerçekleşiyor. Onun sonrasında da bir Bağdat'a bir dünür gönderiyor ve halifenin kızını istetiyor Seyide'yi. Bu ayrı bir hikaye tabii. Şimdi siz anlatırken hem biraz da gülümsüyorum. Tabii ben yıllardır sizi dinlemeye alışık olduğum için sevgili izleyiciler, sizin Hanım Sultanan hashtagini kullanarak sorularınız gelmeye devam ediyor. Ben hocama sorularımı ileteceğim ama programımızın ikinci bölümünde genelde sorularınızı iletmeye başlıyorum ve hocamız da cevap veriyor. Lakin programı sular seller gibi akıyor, ancak hocam siz konuşurken ben dinliyorum ama biraz da tebessüm ediyorum. Çünkü Altuncan Hatun'un işte halife önünü kesiyor, atını atlıyor, cebe ve cevşenini kuşanıyor, eşini kurtarmaya gidiyor. Bu olayları normalde Alparslan yapsa veyahut işte Melik Süleyman yapsa ya da Melik Sencer yapsa biz aman aman atlattı hepsini gitti diye onları överiz. Ama bir Altuncan Hatun'u tarih sahnesinde çok da fazla konuşmamışız. Bu konuya baktığımız zaman yaptığı çok basit de bir şey değil esasında. Tabii ki. Birkaç kelimeyle anlatılıyor belki kaynaklar sığa olduğundan dolayı. Ama çok önemli bir hadise. Mutlaka öyle. Şimdi Zekeriya Kitapçı Hoca, yanlış hatırlamıyorsam, devlet kurtaran bir Türk kadını diye başlık atmış Altuncan için. Ha gerçi devlet kurtardı mı bilmiyorum, iktidar kurtardı demek daha mantıklı olur. Çünkü neticede devlet İbrahim, devam edebilirdi. Yani İbrahim Ünal gelse devlet yine devam edecek. Orada sıkıntı olmaz ama eşinin iktidarını kesinlikle kurtardığını söyleyebiliriz. Bu noktada Enüşirvan, mesela Enüşirvan'ın karşısında durmuş olması bile ayrıca. Kendi evladını kendi bile, karşısında. Evet çok önemli. Yani şu da olabilir, Tuğrul Bey'i bir köşeye atıp Enüşirvan üzerinden bir iktidar mücadelesine gitme ihtimali de olabilirdi ona bakıldığında. Böyle bir şey düşünmüyor. Hatta tehdit ediyor oğlunu, seni hapsederim diyor. Hatta adamlar gönderiyor onları hapsettirmek üzere. Hem veziri hem kendi oğlunu. Bunun için adamlar gönderiyor. Bunun üzerine onlar kaçıyorlar. Daha sonra Enüşirvan kendisine katılıyor. Enüşirvan yine ayrı bir enteresan. Onu da bitireyim müsaade ederseniz. Kadınlarla alakalı değil ama. Ben de onu soracaktım hocam aslında. Enüşirvan'a ne oluyor? Enüşirvan, Tuğrul öldükten sonra bu sefer kendisi isyan ediyor. Bir isyan edince üzerine Aytekin sanırım, Aytekin adlı bir komutan gönderiliyor. Aytekin bunu yakalıyor, Re'ye getirmek üzere. Re'ye getirmeye üzere geldiğinde işte annesinin mezarını görüyor. Bırakın diyor, ben annemin mezarını gidip ziyaret edeyim. Aytekin de tamam diyor, git annenin mezarını ziyaret et, annesi ziyaret et. O da annesinin mezarına gidince ağlamaya başlıyor, oradan ayrılmak istemiyor. Diyorlar ki hayır, sen bunu bir alıyorlar en nihayetinde, bir kaleye hapsedi. Tuğrul Bey ölmedi sanıyorum, yanlış bilgi vermiyorum, çok özür diliyorum seyircilerimiz için. Ölümüne yakın bir dönem. Bir kalede hapsediliyor. O kalede hapsedilirken akıllı bir tip aynı zamanda. Demin de söylediğim gibi psikolojik problemleri de var. Kale komutanı ile satranç oynuyor bir gün. Orada yine bir kadın hikayesi var. Satranç oynuyor. Satranç oynarken bir şekilde hani fırsatını bulup saldırıyor karşı taraftaki valiye, kale komutanına diyelim. Kale komutanını öldürüyor. Ondan sonra da kaçmak istiyor. Fakat diğer adamlar onun bir şekilde kaçmasına engel olmak için önünü kesiyorlar. O da kalenin işte çok da sevdiği bir cariyesi var yanında. O cariyesine zarar gelmesin diye endişe ediyor. Cariyenin işte cam kenarında kalıyor, evet artık uçurumun kenarında. Cariye diyor ki oradan aşağı atla, orada git beni bekle, ben de geliyorum diyor. Cariye daha karar veremeden cariye aşağı itiyor. Kaynağın ifadesi orada diyor, bir rüzgar çıkıyor. Cariyenin eteğini falan kaldırıyor bir şekilde, paraşüt gibi. Alıyor onu, başka bir yamaca götürüp bırakıyor, sadece cariyenin kolu kırıldı diyor. Bundan diyor şey yapan, cesaretlenen diyor Enüşirvan kendisini diyor aşağı şeyden atıyor. Aşağı aynı şey kendi başına da gelir düşüncesiyle, fakat aşağı atlayıp paramparça bir şekilde ölüyor. Onun da hikayesi böyle enteresan bir şekilde sonlanıyor. Esasında şimdi peki bu Enüşirvan annesine normalde nasıl davranıyordu? Hani burada dikkatimi çeken mesele şu aslında. Altuncan Hatun her şekilde devlete yön veriyor. Tabii ki. Belki devletin kaderini tayin ediyor, iktidarın kaderini tayin ediyor. Belki şey arkasında da, biz onu çok fazla bilmiyoruz. Nasıl söylenir? Perde arkasından da belli noktalarda etkinliğinin var olduğunu söylemek mümkün. Çünkü
Selçuklular her ne kadar işte İslami geleneklere göre yaşıyor gibi görünse de örfi kuralların halen etkin şekilde yaşandığı bir devlet. Biraz Melikşah'tan itibaren daha ziyade farklı bir döneme veya şekle evrildiğini göreceğiz. Onun öncesinde bu örfi kuralların en azından levirat sistemi Melikşah'tan sonra devam etmemesinin sebeplerinden biridir belki bu. Artık Nizamülmülk belli noktalarda devleti biraz daha İslami bir devlet haline getiriyor. Bu açıdan hani İslam'ın kabul etmeyeceği bazı uygulamaların yapılmaması veya yürütülmemesi noktasında bir ket vuruyor. Ama onun öncesinde mutlaka ki bu Altuncan Hatun'un devlet yönetiminde veya kocasının devleti yönetirken onun yanındaki faaliyetleri veya sözleriyle mutlaka etki ettiği gerçeğini ben en azından kabul ediyorum. Hani aksini iddia etmek mümkün müdür? Tabii kaynağa dayalı bilgi değil, mümkündür. Ama benim söylediğimi de inkar etmek mümkün değil. Dolayısıyla %50-%50 durumdayız. Ama gelenek itibariyle baktığınızda mutlaka ki kocasının yanında devlet yönetiminde etkin bir kişi olduğu söylenebilir. Nitekim ölürken de esasında tamam eşinin evlenmesini vasiyet ediyor. Hı hı. Belki devletin bekası için ya da hayrı için, devletin hayrı için, ama kendi malını, mülkünü gelecek olan geline vakfetmesi, vermesi, mihir olarak armağan etmesi bence çok da tarihte rastlanılabilecek bir mevzu. Bir de şöyle bir durum sanki var. Tek eş bu muydu acaba? Başka eşleri var mıydı Tuğrul Bey? Zaten alışmış mıydı diyorsun? Ya şu anlamda söyleyebilirim. Yani belki iki eşi vardı Tuğrul Bey'in. Nikah anlamında söyleyebilirim. Evet. Söyleyebileceğim. Belki halifenin kızını... Onun için farklı bir durum değildi esasında, öyle mi? Belki halifenin kızını da alıp, yani neticede 4 kez evlenebilme, hı-hı, şeyi var. Ama evet, belki diğer eşlerinden boşanma durumu olabilir. Çünkü halifenin eşiyle, kızıyla evlendiğinizde tek eş onun olması icap edebilir. Hani saygı, hanedana duyulan saygı çerçevesinde. Bunu düşünebiliriz. Onun ölmesi belki bir kontenjanı da açıyor. O da olabilir. Başka kimse yoktur. Cariyeleri hakkında çok fazla Tuğrul Bey'in bilgi sahibi değiliz. Var, diğer eşleri var. Ama Altuncan'ın ölümü burada halifenin kızıyla evlilik noktasında bir başlangıç unsuru. Ölümüyle bile bir başlangıç yapıyor. Yapıyor. Şimdi ben size Tuğrul Bey ile halifenin kızı Seyide'nin evliliğini soracağım ama, hı hı, Özlem Kurtuluş Top'tan şöyle bir soru sormuş hocam. Güzel. Selçuklularda da Osmanlı'daki gibi evlenen sultan ile beraber çeyiz olarak toprak veriliyor muydu? İkta veriliyor. İkta. İkta evet, veriliyor. Onu biliyoruz. Şeyin mesela burada enteresan, Alparslan'ın 1065 yılında Ağabey Kavurd üzerine bir sefer tertip ettiğini görüyoruz mesela. Hı hı. Burada daha farklı bir işleyiş var. Kavurd'un 40 kızı var kaynakların ifade ettiği. 40 kızı var. Ondan sonra Kavurd yeniliyor. Hı hı. Alparslan kardeştir. Kavurd ağabeydir, evet, bu arada. Onu tekrar söyleyelim. Yeniliyor. Huzuruna getiriyor şeyi. Kavurd Alparslan'ın huzuruna geliyor. İşte sarılıyorlar birbirlerine. Ağlıyor Kavurd falan. Ondan sonra affediyor ağabeyini. Eski hakimiyet bölgesini tekrar ona, Kirman bölgesini ona veriyor. Kavurt da diyor ki bununla kurtulamazsın diyor. Benim 40 tane kızım var. Onların çeyiz parasını da isterim diyor. Çünkü hanedan mensubu, bu neticede biriyle evlenirken hanedan mensubu biri olarak gidecek. Fakir bir çeyizle gidemez. O demin düğün alayı, gelin alayı her neyse onu zengin bir şekilde sokaklarda kendini göstermesi lazım. Bunun için sultanın 100 bin dinar bağışladığı ve gelir getiren, o kızlara gelir getiren bazı emlaki bağışladığı, köyler ikta ettiğini biliyoruz biz. Bunun haricinde de mesela Altuncan Hatun'un iktaları var. Halifenin kızı, birazdan geleceğimiz mevzuda, evlendiklerinde halifenin kızına da iktalar veriliyor. Hatta halife Tuğrul öldükten sonra Alparslan geline verilen iktaları geri istiyor. Halife şiddetle reddediyor bunu. Böyle bir şey olmaz diyor. Tuğrul'da Alparslan'da vazgeçmek zorunda kalıyor bu istekten. İkta veriliyor, bunu biliyoruz. Ama sonra geri alınıyor. Yani alınma da durumunu bilemiyor. Evet. Ama en başta veriliyor. Çünkü kız hayattaysa, şimdi evet, şöyle düşünelim. Eğer bir hanedan mensubuyla evleniyorsa, mesela Gaznelilerle evlenenler var, Karanlarla evlenenler var. Zaten ona ihtiyaç yok. Ona ikta verme noktasında sultanla evleniyor. Sultanın veya sultan olacak kişiyle evleniyor. Ama daha işte Kakuiler gibi
veya Mirdasiler gibi, Ukayliler gibi daha küçük bir hanedanla evleniyorsa o durumda o gelinin, kızın daha mutlaka ki gelire ihtiyacı var. Bunun için mutlaka ihtar veriliyor kendisine. Evet, Osmanlı'daki gibi Selçuklu'da da evlenen kıza çeyiz olarak toprak da veriliyor, ikta da veriliyor. Belirli bir altın da veriliyor. Cihan hocamızdan bunu öğrendik. Biz ilk bölümü bitirdik. Şimdi kısa bir ara vereceğiz. İkinci bölümde sizlerle birlikte olacağız ama ikinci bölümde Terken Hatun'dan bahsedeceğiz. Ancak bir de hayırsever bir terken var, bundan bahsedeceğiz. Zübeyde Hatun'dan bahsedeceğiz. Kısa bir ara, aradan sonra Cihan hocamızla buradayız. Val TV ekranlarında kısa bir aradan sonra Yön Veren Kadınlar programımız devam ediyor. Cihan Piyadeoğlu hocamıza Yön Veren Kadınlardan Büyük Selçuklu Sultanlarının, Hanım Sultanlarını soruyoruz. Ve tam da araya gitmeden önce biz Tuğrul Bey'in halifenin kızıyla, Seyide ile evlenmesini soracaktık. Ve buradan devam edelim istiyoruz. Tuğrul Bey o meşhur hikayede işte gidip, kızıyla, hemen kızıyla evleniyor mu? Ya da orada başka bir hikaye var mı? Hocam, Tuğrul Bey, Seyide Hatun'la gerçekten nasıl evlendi? Esasında bu, hani romantik hikayeyi bir kenara bırakalım. Gerçekten nasıl evlendi? Hiç romantik evlenmiyorlar. Onu kesinlikle söyleyebilirim. Romantizmin resi yok bu evlilikte. Zaten hani biraz anlattık. Bir nevi Tuğrul burada düşüncesi şu. Abbas halifesiyle hilafet ailesiyle diyelim bir akrabalık tesis ederek Hazreti Peygamber'le bir bağ kurmak. Evet. Düşünce bu. Onun için tabii Tuğrul bunu yaptığında 61 itibariyle bakıldığında aşağı yukarı 68 yaşında, 67-68 yaşında bir kişi. Kızın genç yaşlarda olduğu anlaşılıyor. Daha sonra ölüm tarihi hakkında sanıyorum 1100'lere kadar yaşamış. Bildiğim kadarıyla. Bu anlamda da genç. Kabul edilebilecek bir yaşta. Şimdi dünür olarak gönderiliyor halifeye. Halife karşı çıkıyor en başta. Diyor ki olmaz. Böyle bir geleneğimiz yok. Biraz da tahfif var ama. Yani onu da açıklıkla söylemek lazım. Tahfif dediğim Selçuklu Hanedanı'nı küçümseme burada var. Yani siz kimsinize getiriyor bazı noktalarda ki benim kızım istiyorsunuz. Tabii ama karşısında da Tuğrul var. Tuğrul dediğiniz kişi bir nevi onu batın Büvehilerin baskısından, Arslan Besasi'nin baskısından kurtaran kişi. Tahtta olmasını yani hilafet mevkiinde, makamında olmasını sağlayan kişi durumunda. Evet. Hayır dese ona karşı çok da iyi olmayacak. Bu onu kırmak da istemiyor. Ona bir nevi muhtaç, bunun farkında. Evet diyemiyor. Evet demesi mümkün değil. Bunun için diyorlar ki, biz çok büyük bir mehir belirleyelim. Karşı taraf hayır desin. Veremesinler. Veremesinler. Bunu işte şuranın iktiasını isteriz, şu kadar altın isteriz, şunu isteriz, bunu isteriz deyip Tuğrul Bey'e sanırım Maverdi'ydi, yanlış hatırlamıyorsam Maverdi'yi gönderiyorlar. Maverdi de ya bir alim gönderiyor, Maverdi olmayabilir, yanlış bilgi vermeyeyim. O alim de gidiyor Rey'e diyor ki böyle istekte bulundunuz. Bu iş olmaz. Onu söyleyelim. Ama madem istediniz bizim şartlarımız bunlardır. Tuğrul da diyor ki tamam. En üst seviyede istenmiş şartlar. Tamam diyor, veririz. Şartlar önemli değil. Para önemli değil. Ne kadar istiyorsanız veririz. Şimdi bu sefer evlilik kabul edilmiş oluyor. Çünkü şart karşı taraf öne sürmüşse ve siz de şartları kabul etmişseniz karşı taraf kızı verdi demek. Daha cayamazsınız. Cayamazsınız artık bu noktada. İşi kim yürütecek? Amidülmülk Kündüri, vezirimiz. Amidülmülk'ü bu sefer Bağdat'a gönderiyoruz. Amidülmülk Bağdat'a gidiyor. Artık evlilik gerçekleşecek. O yetkiyle, o istekle Bağdat'a gönderilmiş bir vezir var. Halife de tabii geliyor diyor ki böyle ben evlilik işlemlerini yapacağım. Halife diyor ki olmaz, ben izin vermiyorum, böyle bir evliliği kabul etmem mümkün değil. O da diyor ki madem kabul etmeyecektiniz niye şart öne sürdünüz? En başta hayır diyeydiniz. Hayır deseydiniz bunlar yaşanmayacaktı ama siz hayır demediniz, şart öne sürdünüz. Bunlar gerçekleşirse evlilik kabul ederiz dediniz. Biz de
öne sürmüş olduğunuz şartları kabul ettik. Dolayısıyla bu evlilik gerçekleşecek. Şimdi bu taraf bastırıyor, o taraf da geri adım atmak istemiyor. En sonunda diyor ki halife Amidülmülk'e, tamam diyor, ben bu usta, sen ne bilirsen öyle yap. Ama düşüncesi, halife hayır demiş. Dolayısıyla halife hayır dediği için Amidülmülk de diyecek ki halife istemiyor. Biz bu işi çok fazla kurcalamayalım, devam etmeyelim bu işte. Fakat Amidülmülk Tuğrul'un veziri. Tuğrul onu göndermiş. Tuğrul'a karşı sorumluluğu var. Halife onu öldüremeyebilir ama Tuğrul onu öldürebilir. Öyle de bir durum söz konusu. O da diyor, tamam, sen böyle bir yetki verdiysen bana, ben bu evliliğin gerçekleşmesini istiyorum. Halife bu sefer diyor ki hayır, olmaz. Tekrar. Bu sefer Amidülmülk Kündüri'nin işte bazı görüşmeleri falan var. En sonunda halifeye rest çekiyor. Sen benim kanımı dökmek istiyorsun, döktürmek istiyorsun diyor Tuğrul'a karşı. Bu durumda ben ayrılacağım, hazırlıklarımı yapıyorum ve Bağdat'tan ayrılmaya karar verdim diyor. Bu sefer büyük bir sıkıntıya neden oluyor karşı tarafta. Çünkü 1055 yılındaki uygulamalarda şöyle bir durum söz konusu. Tuğrul Bağdat'a girdiğinde o romantik olarak anlattığımız hikayenin diğer tarafında Abbasi devleti gelirlerine el koyuyor. Abbasi yani vergi toplama, asker bulundurma gibi o devletin gerektirdiği, siyasi anlamda gerektirdiği o şartları bir kere elinden alıyor. Halifeye diyor ki senin ihtiyacın ne kadar? 200 bin altın senelik. Ben sana diyor 200 bin altın veririm diyor. Geriye kalan o vergi toplama, ikdalar falan, şurası benimdir, benim hakimiyetimdir gibi şeyler senin işin değil diyor. Onları ben hallederim. Ben sana sadece harcaman olan, senelik harcaman ne kadarsa o kadar para veririm diyor. Bir tarafta Selçuklu'ya bağlı bu noktada. Şimdi bunun farkındalar. Kaçacak Tuğrul şey giderse, Amidülmülk giderse şeye, reye, büyük sıkıntıya neden olacak bu durum. Onun da farkındalar. En sonunda tekrar aralarında bir görüşme gerçekleşiyor. Ve bu görüşmede halife, bu demin bahsetmiş olduğum o çümseme hikayesini, biz Abbasoğullarıyız, bu dünyadaki en üst aileyiz. Hani Selçuklu'da kime getiren bir konuşma yapıyor. Artık bu iş olmayacak. Restleşiyorlar. Amidülmülk Kündüri topluyor bütün her şeyini. Re'ye gidiyor. Yani geri dönüyor. Hemedan sanıyorum. O sırada Bağdat'ta Hemedan'a gidiyor. Bundan sonra iş daha farklı bir boyuta taşınıyor. Çünkü işin içerisine Tuğrul giriyor bu sefer. Tuğrul ilk yaptığı şey, Bağdat çevresindeki hakim güçlere, siyasi anlamda, asker anlamda birer mektup yazıyor. Halifeye neler yaptığını, halife için neler yaptığını, ben diyor kardeşimi öldürdüm onun için diyor. İbrahim İnalı. İnal'dan bahsediyor. Ama o bana bir kızı bile fazla görüyor. Ona ben bunu yaptım, şunu yaptım, sıralıyor. Halifenin aslında ne kadar tırnak içinde söyleyeyim, nankör biri olduğunu biraz propaganda yaparak itibarını sarsıyor. Sarsmaya yönelik bir mantıkla bir şey başlatıyor, süreç başlatıyor. Arkasından halifeden herhangi bir tepki gelmiyor. Bu sefer tabii bir şekilde durumun çözümlenmesi lazım. Halife de farkında zor durumda olduğunu. Bazı ilim adamları devreye giriyor. Sanıyorum bu sefer Maverdi, doğru hatırlıyorum. Maverdi'nin Tuğrul Bey elçi olarak gönderilmesine karar veriliyor. Git arayı yumuşat. Maverdi diyor ki kızı verdiyseniz beni gönderin Tuğrul'la. Eğer kızı vermediyseniz ben hiç gitmeyeyim diyor. Hiç bulaşmayayım bu işe. İş uzuyor. Uzadıkça Tuğrul artık en son restini oynuyor. İşte Irak amidi, yani Selçukluların Irak valisi olarak kabul edilebilecek kişiye bir mektup yazıyor. Diyor ki halifenin gelirlerine el koy. Artık hiçbir şekilde halife hiçbir yerden geliri para olmaz. Yok. Para yok, pul yok. Kime bağlıyız? Selçuklara bağlıyız. O da gelmeyecek. Tabii para gelmeyince bu sefer artık iş rengi değişiyor. Bazı siyasiler ve ilim adamları devreye giriyorlar. Halifeye baskı yapmaya karar veriyorlar. Halifeye daha doğrusu baskı yapıyorlar ve bu baskı neticesinde halife istemeye istemeye kabul ediyor. Fakat bazı şartları var. Öyle hemen de vermiyor kızı. Mihir belirleniyor. Tuğrul Bey'in Bağdat'tan ayrılmamasına, ayrılırsa çok kısa sürelerde ayrılmasına. Ancak bunun haricinde işte Bağdat'ta kalacaksın, kızımla başka eşin olmayacak, şu sıralanıyor. Tuğrul da kabul ediyor. Zaten 68 yaşında. İşte Tebriz dışında 1068 yılı itibariyle
62 yılı itibariyle, özür diliyorum, 62 yılı itibariyle Tebriz dışında nikah kıyılıyor. 63 yılı itibariyle de Tuğrul Bey Bağdat'a son ziyaretini gerçekleştiriyor. Kızı alıyor ve burada 7 gün süren bir düğün gerçekleşiyor. Ve o düğün neticesinde en son artık düğün bitiyor. Kızın Halife Hilafet Sarayı'ndan Tuğrul Bey'in sarayına götürülmesi. Çünkü Tuğrul Bey Bağdat'a gittiği zaman aynı zamanda bir de Medine-i Tuğrul olarak isimlendirilen ayrı bir mahalle inşa ettiriyor. Orada bir Büvenhis Sarayı var. Onu tamir ettiriyor. Orayı kendi idare merkezi haline getiriyor. Bir Türk şehri gibi, Türk mahallesi gibi. Aslında yönetim el zaman koyuyor. Yönetim merkezi aslında. Yani Bağdat'taki Selçuklu yönetim merkezi haline getiriyor orayı. O saraya götürülmesi, gerçekleştirme durumuna gelince halife şaşırıyor. Diyor ki hayır, ben diyor kızım şeyde kalacak diyor. Hilafet sarayında kalacak. Tuğrul diyor olmaz. Kendi sarayında kalmasını istiyor aslında kızım. Tuğrul diyor olmaz. Hayır, bu gelinse bizim sarayımıza gelecek. İşte sarayın bahçesinde bir çadır kuruluyor. Orada Tuğrul Bey eşiyle tanışıyor. Sonra bir süre, belli bir süre sonra Kutalmış isyanı patlak veriyor. Alparslan'ın Rey'e doğru ilerlediği bilgisi geliyor. Tuğrul Bey'in ölmüş olduğu haberleri yayılınca Tuğrul Bey bir şekilde Bağdat'tan Rey'e dönmek zorunda, başkente Rey'e dönmek zorunda hissediyor kendini. Eşini de alıyor. Halifeden izin alarak, verdiği sözler çerçevesinde izin almak zorunda. Bağdat'tan ayrılmak zorundayım çünkü artık taht elden gidecek diyor. Rey'e doğru hareket ediyor. O yolculuk sırasında zaten hastalanmıştı Bağdat'a gelirken. Tekrar hastalanıyor. Rey'e geldikten sonra hastalığı artıyor ve 4 Eylül 1063 tarihinde vefat ediyor. Genç yaşta işte ne kadar sürdü evlilikler? Aşağı yukarı bir yıl falan sürmedi. Bir yıl civarında falan sürüyor. Nikahtan itibaren başlarsak. Rey, eş Rey'de Tuğrul ölmüş. O arada taht mücadeleleri başlıyor. Alparslan taht iddiacısı ama Merv'de, Rey'de veliaht Süleyman var. Küçük yaşta Amidül Mülk yürütüyor şeyi, taht mücadelesi ve Kutalmış var. Ve halife kızını geri istiyor o noktada. Geri gönder, artık eşi kalmadı, öldü. Geri gönder diyor. Fakat Amidül Mülk göndermiyor eşini, Seyide'yi. Seyide'yi Bağdat'ta şeyde tutuyor, Rey'de, ta ki Alparslan tahta çıkana kadar. Tahta çıktıktan sonra bu istek yerine getiriliyor. Hatta niçin göndermedin diye Amidül Mülk'ü kızıyor Alparslan. Seyide'yi bir elçilik heyetiyle, aynı zamanda kendi saltanatın onaylanmasını da isteyen bir istekle Bağdat'a gönderiyor. Böylece işte Bağdat'a gidince de demin bahsetmiş olduğum üzere şeyleri istiyorlar, iktidaları. Size vermiş olduğumuz iktidaları geri istiyoruz. Halife şiddetle reddediyor bunu. Alparslan bundan vazgeçiyor daha sonraki süreçte. Uzun süre yaşıyor Seyide. Evlendiğine dair bir kayıt hatırlamıyorum. Ama demin de söylediğimiz gibi 1100'lere kadar yaşadığına dair bir bilgi. Baba evinde yaşıyor. Baba evinde yaşıyor artık ondan sonra. Hayatına süreçte devam ediyor. Peki Tuğrul Bey ölüyor. Veliaht tayin ettiği bir Süleyman var ama Alparslan onu bertaraf ediyor ve tahta geçiyor. Evet. Alparslan'ın da bir eşi var. Melikşah'ın annesi. Seferiye. Alparslan'ın eşi Seferiye Hatun. Çok güçlü bir karakter esasında saraya baktığınız zaman. Biraz da Seferiye Hatun'dan bahsedelim mi hocam? Seferiye'nin diğer adı Terken. Terken. Terken zaten bir sıfat değil mi? Kraliçe gibi. Aslında onu tam manası bilemiyoruz. İsim de olabilir. Ama çok Terken Karahanlı, var. Karahanlı soyundan gelenlere Terken deniyor. Terken kelime manası itibariyle prenses demek zaten. Evet. Ama Karahanlı prensesi. Yani Gaznelilerden gelenlere Terken denmiyor. O zaman şöyle bir ayrıntı oldu burada şimdi. Biz daha önce de Terken meselesini konuştuk programımızda ama Terken'e hep böyle prenses ve kraliçe gibi bir sıfat olarak verildiğini biliyoruz. Fakat sadece Karahanlılara, Türk hanedanları içerisinde sadece Karahanlılara mahsus olduğunu şimdi ilk defa... Oradan gelenler. Şimdi Seferiye adının da ben bir isim olmadığını, bir sıfat olduğunu düşünüyorum. Daha sonra da var çünkü değil mi Seferiye? Var. Ya yani bu benim bir görüşüm, onu da ifade edeyim. Kaynaklara dayalı bir bilgi değil. Çünkü iki tane Seferiye'miz var. Seferiye kelime manası olarak seferle alakalı, sefere çıkan demek. Evlilik için sefere çıkıyor esasında. Aslında bu Seferiye'lerle ilgili olarak kaynaklara düşen bilgilerde ikisinde de eşinin yanında, eşi seferdeyken onun yanında bulunan hatun bunlar. Öyle mi? Öyle mi sıfatlandırıyorlar? Benim görüşüme göre, yani doğrudur yanlıştır,
Bir nevi hani isimlendirme bu, sıfatlandırma. Yani eşiyle birlikte sefere çıkmış olan kadınlara verilen bir lakap. Seferiye. Seferiye. Dişil aslında, evet. Benim görüşümdür bu. Kaynağa dayalı bir bilgi değil bu. Tamam. Çünkü iki seferiyede de bakıyorsunuz, bu seferiyede 1070 işte Malazgirt'te sonuçlanacak seferde Alparslan Eşi Seferiye yanında. Hı hı. 1086 yılında Musul Seferi, işte Kuzey Suriye Seferi sırasında da Melikşah'ın eşi olan Seferiye yanında. Çünkü sefere çıkmak kolay bir şey değil. Evet, doğru. Eşinizle birlikte bakıldığında. Yani 3-5 ay, 6 ay neredeyse siz uzaklaşmışsınız, saraydan uzaksınız, haremden uzaksınız. Rahat bir yaşam sürebilecekken siz eşinizin yanında çadırlarda hayat sürüyorsunuz. Bu anlamda onlar o sefere çıkmış kişilere, hatunlara bana göre seferiye deniyor. Ve tekrar ediyorum, bu benim görüşümdür. Doğrudur, yanlıştır. Başkaları eleştirebilir beni. İsimleri de mesela bu ikinci seferiyenin adı da kaynakta Başulu Hatun. Bişuli aslında. Bişuli. Bişuli. Yani şeyde kaynak yazımıyla onu Bişuli olarak okuyabiliyoruz. Bişuli ne demek? Akıllı, çevik, maharetli demek Bişuli. İsim aslında bakıldığında mana itibariyle isim olabilecek bir şey. Seferiye, yine söyleyeyim, onun lakabıdır bana göre. Terken kim? Bu seferiye terken Alparslan henüz daha sultan olmadığında Çağrı Bey'in Horasan merkezli bir hakimiyeti söz konusu. Burada iki tane önemli devletle mücadele halinde. Birisi Gazneliler, birisi Karahanlılar. 1048 yılında kendi damadı olan aynı zamanda Gazneli Mevdut, Gazneli Sultanı Mevdut, Selçuklulardan, daha evvel Selçukluları kaybetmiş oldukları Horasan'ı geri alma çabası içerisine giriyor. Fakat bir şeyin farkında, tek başına bunu yapamayacak. İki kişiden yardım istiyor. Büveyhilerin İsfahan hakiminden ve Karahan hükümdarı Arslan Han'dan. Üçü birlikte hareket edecek. Fakat bu noktada harekete geçen Mevdut hastalanıyor, geri dönüyor ve arkasından ölüyor. Harekete geçen bir diğer kişi Arslan Han. Şimdi Ceyhun'un karşı tarafında, doğu tarafında Selçuklu hakimiyetinde olan tek şehir Tırmız'dır. Tırmız şehri. Hepsi daha doğrusu batısındadır. Karşı taraftaki Tırmız şehrini de Karahanlılar her defasında istiyorlar. Diyorlar ki coğrafya olarak da size uygun değil, bu tarafta kalmış. Dolayısıyla bizim toprağımızdır. Arslan Han harekete geçiyor. Tırmız'ı ele geçiriyor. Oradan ilerliyor. Harizm'in bir kısmını ele geçiriyor. Ve bunun üzerine Alparslan gönderiliyor. Alparslan Arslan Han'ı durduruyor. Onun ilerlemesini durduruyor daha sonra. Ve arkasından da iki hanedan arasında bir anlaşma imzalanıyor. Bir nevi saldırmazlık anlaşması. Sınırlar kesinleşiyor. Diyorlar ki bundan sonra biz birbirimize saldırmayacağız. Sınırlarımız bu noktadadır. Ve o anlaşma 1049 civarı, belki 1050 olarak kabul ediliyor. Ve o anlaşma şartlarından biri de işte Karahanlı prenseslerinden biriyle Alparslan'ın evlenmesi. Muhtemeldir ki Seferiye bu sayede Alparslan'la evlenmiş. Ve ondan sonraki süreçte etkin bir kişi, etkin bir karakter. Melikşah'ın annesinin de yüksek ihtimalle Seferiye olduğunu düşünüyoruz. Aynı zamanda bir kızı var, Ayşe. Yine Alparslan'ın kızı olarak kaydediliyor. O da Karahanlılara gelin gidiyor. Karahanlılara gelin sonra gidecek ve olan, öldürülüyor, o şekilde mi? Kabul edilen. Aha. İşte orada aslında öyle de bir görüş var ama Şems-i Mülk Nasr ikna ediyor Alparslan öyle bir şey olmadığına dair. Arkasından oraya da geleceğiz, yavaş yavaş sırayla gideyim. Ve Seferiye Alparslan'ın hayatında 1070 yılındaki bu Malazgirt'le sonuçlanan seferde de Seferiye Alparslan'ın yanında kalmış. Sonraki süreçte, şu an ne zaman öldüğünü hatırlayamadım, açık söyleyeyim. Seyirciler mazur görsünler. Ama Alparslan'dan sonraki bir süreçte, Alparslan'ın 1072-75 diye hatırlıyorum şu an, vefat ettiğini görüyoruz. Enteresan bir figür. Diğer seferiye ise bir cariye, Melikşah'ın eşi. Hı hı. Onun da iki tane oğlu var meşhur. Muhammed Tapar ve Sencer. İkisi de Büyük Selçuklu tahtına çıkmış kişiler. Onun enteresan bir hikayesi var. İşte ama ajan olduğu söyleniyor değil mi? Yani diziyle alakalı. Saçma bir yorum, çok affedersiniz de. Yani alakasız dizi üzerinden yapılmış tarih algısı.
Kadın cariye neticede sarayda yaşamış, sarayda hamile kalmış. Sultan Melikşah'ın yanında, onunla sadece sefere gitmiş. Sefer sırasında Sencer'i doğurmuş. Sincar yakınlarında doğurduğu için oradan bir etkilenerek isimlendirme yapıldığına dair kaynaklar bilgi veriyor. Yani Sincar yakınlarında bir erkek çocuğu doğdu. Ona İslam adı Ahmet olarak konuldu. Fakat Sencer, Sincar yakınlarında doğduğu için de ona Türk ismi olarak Sencer deniyor. Bana göre Sencer, Sancar değil. Onunla ilgili bir çalışmam da var. Henüz yayınlanmadı ama gönderdim, inşallah yayınlanacak. Sencer bana göre doğrusu. Oradan bir etkilenme var. Ama dışarıda doğurmuş. Dışarıda doğurmuş ki eşiyle birlikte sefere gitti sırada doğurmuş bir hatundan bahsediyoruz. Asla öyle bir düşünce yok. Yani kaynaklarda böyle bilgi yok. Böyle bir şey de olamaz zaten. Yani sarayda yaşıyor. Hiç sarayda öyle yaşıyor. Kime casusluk sürgün yapacak? Hayatı diye bir şey yok. Kime casusluk yapacak yani? O biraz dizideki bir hikayeden üretilmiş bir senaryo gibi. Nitekim hemen her yerde zaten Başulu Hatun, Seferiye Hatun diye bu hikaye dillendiriliyor. Bunu da buradan doğrusunu öğrenmiş olduk. Sonra esir düşecek mesela Berkero'a. Berkero'nun annesi Zübeyde'yi de Muhammed Tapar'ın veziri Meydülmülk öldürmüş. Orada da enteresan. O zaman orada Zübeyde o işte Hatun'a nasıl bir gelelim bile, hocam. Oradan, evet, tam size bırakayım ben. Zübeyde Hatun'dan bahsedelim. Tamam. Bu iki esir düşmeyi ve öldürülme meselesini. Şimdi Melikşah'ın üç tane önemli, yani daha doğrusu kaynaklarda zikredilmiş üç eşi var. Fazlası vardır mutlaka da Tekiş Alparslan'ın, özür diliyorum. Terken meşhur. Evet. Zübeyde ve Başulu, Bişuli. Doğru şeyle. Terken sonra geleceğiz. Zübeyde amcasının kızı. Yakuti'nin kızı. Bu Selçuklu şeyindeki gelenek. Bir nevi amca çocuklarıyla evlenme. Kızlarıyla evlenme bir gelenek. Onunla evleniyor. Tabii hanedan mensubu olarak saraydaki etkisi mutlaka ki şeyden daha fazla. Terken'den. Tabii Terken Karanlı Prensesi olması, ilk eş olması hasebiyle, çünkü ilk eşler Türklerde etkilidir. Daha fazladır. Etkili olurlar. Onun avantajını kullanıyor. Ama Terken hanedan mensubu doğrudan. O da mutlaka bir çekişme içerisinde. Zübeyde. Terken'in burada bir avantajı var. Davut adlı bir erkek çocuk doğuruyor. Muhtemelen veliaht da olacak. Fakat Davut ölüyor. Vefat ediyor. Küçük yaşta. Ki bu ölümden Melikşah'ın çok yoğun şekilde etkilendiği, depresyona girdi, neredeyse kendini öldürmeye kalktığı şeklinde kaynak bilgisi var. Arkasından Ahmet adında bir oğlu doğuyor tekrar. O Ahmet veliaht tayin ediliyor. 1081-82 yılında o da ölüyor. İki erkek evladı. İki evladını kaybediyor. Aslında bu Terken'in daha sonraki süreçte oğlu Mahmud'u tahta çıkarma çabası aslında bu geçmişteki bu iki evlattan kaynaklanmış. Hak zaten benimdi. Ben erkek benimdi. Doğmuştum. Benimdi. Bir şekilde onları hazırlamış kendini. Yani evet. Sultan anneliğine hazırlamış kendini kadın. İlk evladını kaybediyor. Arkasından diğer evladını kaybediyor. Ondan sonra tek elinde kalan Mahmud onu tahta çıkarmak için elinden gelen her şeyi yapıyor. Zübeyde bu noktada Berkyaruk'un annesi. Berkyaruk bu Ahmet ölünce veliaht tayin edilen kişi durumunda. Büyük aslında hayatta büyük, yaşayan büyük erkek büyük evlat. En büyük olduğu için. Dolayısıyla bu sefer Zübeyde etkinlik kazanıyor. Melikşah ölünce Zübeyde tabii ki saray içerisinde belli noktada etkinlik kazanmış. Oğlunun tahta çıkması hususunda ki Berkyaruk annesini çok seviyor. Öyle böyle değil yani bu sevgi. Hatta enteresan bir şekilde Melikşah'ın ölümünden sonra Zübeyde Hatun'la Gümüştekin Candar adlı bir emir arasında bir dedikodu, yani bir aşk yaşandığına dair bir dedikodu ortaya atılmış. Ve bu asker arasında fazlaca yayılmış. Bundan dolayı Berkyaruk'tan uzak duruyorlar. Berkyaruk'un karşısında kim varsa onun yanındalar. Annesinden dolayı Zübeyde hakkında böyle bir düşünce hasıl olduğu için. Berkyaruk'a diyorlar ki anneni kendinden uzak tut. Ama Berkyaruk da çok küçük değil mi o çağda? 14, 12, 13, 14 yaşında tahta çıkıyor. Anneni kendinden uzak tut, askeri kendine çekersin. Sana bağlanır. O da diyor ki ben annem için bu işi istiyorum. Yani annem rahat etsin diye bu derde katlanıyorum. Yoksa benim hükümdarlıkta falan ilgim falan yok. Ama ne oluyorsa şey süreci işte Terken Hatun var, Arslan Argun mücadelesi, hepsi tutuş, amcası...
Onun öncesi İsmail bin Yakuti, Mahmud hepsiyle mücadele ediyor diyor. En son 1099 tarihi itibariyle kardeşi Muhammed Tapar artık Berkyaro'ya isyan ediyor. Berkyaro'nun veziri de Müeydül Mülk bin Nizamül Mülk, meşhur Nizamül Mülk'ün oğlu. Berkyaro bir dönem vezirliğini yapmış. Aralık'ta vezarete gelmiş, Şubat'ta görevden alınmış. Görevden alınmasını sağlayan da ağabey. Ağabey rüşvet vermiş Berkyaro, onu görevden al, ben geleyim. Berkyaro da kabul etmiş. Paraya ihtiyacı var çünkü o dönemde. Bundan dolayı Berkyaro'ya karşı müthiş bir kin duyuyor. Ve Berkyaro aleyhinde ne kadar kişi varsa onların yanına gidip bir şekilde Berkyaro'ya karşı onları kışkırtıyor. Ve en son kışkırttığı kişi de Muhammed Tapar. Berkyaro'nun baba tarafından kardeş ama anneleri farklı olan, işte Seferiye'nin oğlu olan. Bu noktada harekete geçiyorlar. Berkyaro Rey'de, Muhammed Tapar'la Müeydül Mülk. Rey'de bulunurken annesi Zübeyde de orada. Berkyaro ayrılıyor fakat Zübeyde ile arasız herhalde bir sıkıntı var. O ayrılmakta biraz geç kalıyor veya ben zaten hanedan mensubuyum, bana ne olacak gibi bir düşünce içerisinde. Muhammed Tapar'la Müeydül Mülk Rey'e giriyorlar. Müeydül Mülk Zübeyde'yi esir alıyor. Ona bir senet imzalatıyor. 5000 dinarlık para ödeyeceksin bana diyor. Zübeyde tamam diyor. Ve arkasından bu dedikodular sebebiyle Zübeyde'yi boğdurtuyor. Ve ona diyorlar ki Zübeyde'yi boğdurtma. Zaten Berkyaro'ya annesinden dolayı asker uzak duruyor. Sen Zübeyde'yi ortadan kaldırırsan askerin uzak durması için gerekçe ortadan kalkar. Onun yanına geçebilirler. Onun yanına geçebilirler. Sen Zübeyde'yi boğdurtma. Hayır diyor, boğdurtacağım. Ve boğdurtuyor Zübeyde'yi. Arkasından bir mücadele sırasında, onun için Berkyaro'yu ben çok severim. Bir mücadele sırasında bu sefer Sencer'le Muhammed Tapar'ın annesi olan Seferiye Berkyaro'nun eline geçiyor. Tabii karşı tarafta inanılmaz bir endişe var. Yani biz onun annesini boğdurduk. O da bizim annemizi boğduracak. Tabii Berkyaro bunun farkında. Seferi'yi huzuruna çağırıyor. Çok enteresan bir şey söylüyor ona. Diyor ki, korkma diyor. Ben seni boğdurmayacağım. Annemden dolayı. Karşı taraf yani kardeşlerim esir aldıklarını serbest bıraksın diye ben seni elimde tutuyorum. Yani bir nevi de esir değiş tokuşu. Sana karşı onlar. Onlar esirleri serbest bırakırsa ben de seni serbest İntikam bırakacağım. İntikam hissi gütmüyor esasında. Ondan sonra dediği cümle çok enteresan. Sen benim annemin dengi değilsin ki diyor. Oh. Yani hadi neyse yani öldüreyim de sen benim annemin dengi değilsin. Ve gerçekten karşı taraf serbest bırakınca esirleri Berkyaro da Seferiye'yi serbest bırakıyor. Dengi değilsin derken hocam lafınızı kesiyorum kusuruma bakmayın ama Seferiye Hatun bir cariye ama Zübeyde Selçuklu kanından geliyor. Ona denk görmüyor yani ölümünü dahi denk görmüyor. Esasında hani 13-14 yaşında bir çocuk diyoruz kendisine fakat ne kadar büyük daha, sözler edebiliyor. Kaç yaşı? 20... Biraz daha yaşı büyümüş bunu yani, söylerken. 1101-1102 falan gibi düşünsek 14-20'ye falan yaklaşmış artık. 20 yaşında 20 bir delikanlı yani. Söyleyebilirim. Onun için böyle enteresan şeyleri vardır. Ayrıntılar. Evet. Severim Berkyaro. 1121'de öldüğünü biz Seferiye'nin Merv'de biliyoruz. Sencer'in yanında. Ama, yani Sencer'in yanında ölüyor. Bunu da nereden biliyoruz? Muhammed Tapar'ın oğlu Mahmud daha sonra Selçuklu hükümdarı olacak. Kişi çok büyük bir taziye merasimi düzenliyor babaannesinden dolayı. Çünkü babaannesi onu çok seviyor. Hı hı. Zaten 1119'da Sencer yeğenin Mahmud'dan iktidarı ele geçirdiğinde yeniyor kardeşinin oğlunu. Kardeşinin oğlu Isfahan'a kaçıyor. O noktada Seferiye devreye giriyor. Diyor ki sen Gaznelileri yendin veya şunu yendin, bunu yendin, hepsini yerinde bıraktın. Bu da senin yeğenindir. Onu da yendin, niçin ona bir iktidar vermiyorsun? Onu da yerinde bırak diyor. Babaanne devreye giriyor Seferiye. Yani Irak Selçuklu Sultanlığı bu cümleden sonra tesis ediliyor ve başına Mahmud getiriliyor. Bundan dolayı muhtemelen de aynı sarayda büyümüş, babaanne sevgisi görmüş. Ondan dolayı çok büyük bir taziye merasimi düzenlediğine dair bilgi var Seferiye ile ilgili olarak.
Hocam Özlem Kurtuluş diyor ki Selçuklarda hanım sultanlar devlet yönetiminde ne derece hakka sahiplerdi diye bir soru sormuş. Hemen ben bu soruya bir soru daha ekliyorum. Hocam Terkenal. Terkenal. Evet. Ne derece bir idareye söz hakkına sahiplerdi? Belki Terken'de bunu görüyoruz. Biraz Terken Hatun'dan bahsedelim. Sonra Mahmelek, siz demişsiniz ki sosyal medya paylaşımınızda garibim Mahmelek. Garibim Mahmelek, evet. Ben bu garibim Mahmelek'i öğrenmek istiyorum. Ama önce annesinden biraz bahsedelim. Terken enteresan bir figür. Evet. Tabii Karahanlı kültüründen gelmiş olması onu ekstra daha farklı kılıyor. Şöyle ki Karahanlı Devleti Türk geleneğinin biraz daha yoğun olduğu İslam devleti fakat Türk geleneğinin daha etkin olduğu bir devlet. Oradan gelmiş bir kişi olarak bu gelmiş olduğu sarayda da aynı etkiyi devam ettirme çabasında. 1066 yılı itibariyle evleniyorlar. Çocuk yaşta da Melikşah'ına bakılırsa 1055 doğumlu. İlk eşi mi? İlk eşi. Hı hı. 11 yaşında evlenmiş Melikşah. Bu da aşağı yukarı bir, herhalde eşinden biraz daha büyük olması lazım. Tabii gelince burada da aynı Karahanlılar coğrafyasında gördüğü şeyleri burada da uygulama çabası içerisinde. Sıkıntı şu, vezirimiz Nizamülmülk. Şimdi Nizamülmülk ilmi geleneği sağlam olan biri. Sağlam bir şafi, İslami anlamda hani o İslam klasik İslam'ı bilen ve onun gibi yaşamayı tercih eden bir şahıs. Kadınların devlet içerisindeki etkinliğini bu anlamda kabullenebilecek biri değil. Ki siyasetnamede biz bunu görüyoruz bir bahiste. Onu soracağım hocam, sorularım arasında var. Mutlaka onu konuşalım. Onu bahiste diyor ki olmaz diyor. Şimdi bu kendi siyasi otoritesini yani bir şekilde devreye sokma çabasında Nizamülmülk diyor ki hayır sen diyor perde arkasında kal diyor. Gelme sen peçelisin diyor. Peçelilerin belli hakları var. Buraya gelemez. Ve Nizamülmülk ile Terken Hatun arasındaki en büyük sıkıntı bu veliaht ilanı hususunda, tayini konusunda ortaya çıkıyor. Ahmet ölünce tabii Terken'in bütün psikolojisi allak bullak oluyor. Arkasından Berk Yaruk veliaht tayin ediliyor. Veliaht tayin edildiğinde nispeten daha büyük bir Berk Yaruk var ortada. 4 yaşında bir Melikşah öldüğü için zaman için söylüyorum. Onun öncesinde 2 yaşında bir Mahmut var. Mahmut'u veliaht tayin ettirmek istiyor Terken. 2 yaşındaki çocuğunu veliaht tayin ettirmek istiyor. Kabul etmiyor. Ettiremiyor. Çünkü en fazla muhalefet eden kişi bu noktada Nizamülmülk. Nizamülmülk'ü bu anlamda birbirlerini sevmiyorlar. Hatta Terken'in Nizamülmülk aleyhinde bazı şeyleri var kocasına. İşte bunlardan bir tanesi diyor ki bunun diyor 11 tane oğlu var diyor. 12 imam gibi diyor. Ülkenin dört bir tarafını sardılar diyor. Onlarsız diyor hiçbir şey yapılmıyor. Onlardan diyor kalıp yani başkalarına hiçbir şekilde nasıl söylenir? Hepsi devlet görevinde mi Nizamülmülk? Hepsi hemen hemen bir farklı bölgede valilik yapıyor. Ve onlara bir görev vermiş. Buranın hakimi sensin, oranın hakimi benim. Sen gidip kontrol edeceksin. Bütün her şeyi kontrol ediyor çocuklar. Terken de diyor ki onlardan bir şey kalmıyor başkalarına. Onlardan başkalarına bir şey kalmadığında o başkaları da sana bağlılık göstermeyecek. Haberin olsun. Bir şekilde kocasını işliyor bu anlamda. Tabii Melikşah ölünce ondan önce zaten aralarında 37 günlük bir mesafe var. Nizamülmülk ölmüş. Terken artık en önemli rakibini kocası ölmüş. En önemli rakibi de ölmüş. Artık kendi düşüncelerini devreye sokabilme çabası içerisinde. Şimdi Melikşah 1092 Kasım ayında vefat ediyor. Vefat ettiğinde işte kaynaklar veya oradan çıkan sonuçlar itibariyle 4 taraf suçlanıyor. 4 güç diyelim. Terken Hatun bunlardan bir tanesi. Zehirledi denir. Terken Hatun bunlardan bir tanesi. Çünkü oğlunun tahta çıkarılmasını istiyor. Nizamülmülk taraftarları bunlardan bir tanesi. Halife bunlardan bir tanesi. Ve batın iler. Bana kalsa halife. Benim yorumuma göre. Gidişat itibariyle baktığınızda taht artık halifeden şehri terk etmesini istiyor. 10 gün süre vermiş. Artık halife şehri terk ettiğinde halifeli hilafeti bitecek demek. Onun yerine başka biri tayin edilecek. Ve bu noktada zehirlenen bir Melikşah var. Terken Hatun bana çok mantıklı gelmiyor açıkçası. Zaten bunu İsfahan'da yapabilirken. Hocam
Bir de mesela biz kaynaklarda Terken Hatun'un Melikşah gerçekten seviyor eşini. Yani eşine her şeyden evvel yanında. Evet, yanında. Yanında. Bağdat'a giderken onu yanında niye götürsün eğer sevmiyorsa? Ama Terken onu öldüğünde bir nehrin kenarına gömüyor, yüzüğünü hemen çıkartıyor. Berk Yoruk'un bertaraf edilmesi emrini veriyor. Şimdi Berk Yoruk Isfahan'da evet. Vekil olarak bırakılmış. Veliaht o. Normalde onun tahta çıkartılması lazım. Hı-hı. Ama Terken de diyor ki hayır, ben kendi oğlumu tahta çıkartacağım. Evet. Kocasının ölümünü gizliyor. Cenaze namazını bile kıldırmıyor. Kıldı çünkü kıldırırsanız herkes haberdar olacak. Ve hemen yüzüğünü çıkartıyor parmağından. Yüzük dediğiniz aynı zamanda mühürdür. Mühür, evet. Bir şekilde onu Kürboğa'ya veriyor. Emir Kürboğa'ya. Bununla diyor git Isfahan'a, istediğin her yere gir. Sultanın emridir de. Kimse sultanın öldüğünü bilmiyor ya. Evet. Sultanın emridir. Isfahan'a git. Berk Yaro bu şey yüzük göstererek sultanın emri çerçevesinde seni tutukluyorum de. Ve çevresindekilere sultan onun tutuklanmasını istedi de. Sultan şey tutukla Berk Yaro. Onu bertaraf edelim bir kere. Gönderiliyor Isfahan'a Kürbağa. O da gidip bu yüzükle şey tutukluyor Berk Yaro. Kendi ne yapıyor? Halifeye gidip diyor ki oğlumu veliaht tayin et. O da kızı zaten esasında halifenin eşi. Terken'in kızı. Terken'in Mahmelek. Mahmelek. Ama biraz onun öncesine gitmemiz lazım aslında. Hı hı. Şimdi 1087 yılında hikaye nasıl buraya geldi? Evet. Onu anlatalım. Mahmelek'e gelmemiz lazım. Evet. Şimdi Mahmelek Melikşah'ın kızı. Hı hı. Onun öncesinde Muktedi, Halife Muktedi Melikşah'ın kız kardeşiyle evli. Hani Alparslan'ın kızıyla evli Ayşe'yle. Ayşe ölüyor. O öldükten sonra da halife yeğeniyle, yani kızın evlenmiş olduğu ölen eşinin yeğeniyle evlenmek için dünür gönderiyor Terken Hatun'a. Terken Hatun da daha doğrusu Melikşah. Melikşah da diyor ki bu işle diyor Terken Hatun ilgileniyor diyor. Ben diyor ilgilenmiyorum. Hocam Alparslan'ın kız kardeşi ben yanlış söyledim zannediyorum. Gevher mi? Yok o değil. Ayşe. Sanırım. Ayşe. Ayşe sanıyorum. Kızı Ayşe. Kızı. Karahanlarla evleniyor. Yani hem halayla hem yeğenle evleniyor halife. Ha tamam. Öldükten sonra. Tamam. Yani şey karışıklık olmasın. Hem halayla evli hem yeğenle evli. Tabii ölünce tabii bu istekte bulunuyor. Evet. Terken de diyor ki kızımın diyor istekleri çok fazla. Hem Karahanlı hanedanı istiyor hem Gazneli hanedanı talebi istiyor. Talep çok. Talep çok. Siz ne vereceksiniz diyor mihir olarak. Onlar bunları verdi. Siz ne kadar vereceksiniz? O da diyor ki şey dünür yani neticede halifeyle evlenecek. Böyle işte parayla pulla ölçülecek bir şey değildir bu. Bu sefer Arslan Hatice devreye giriyor. Kayınbey Emrillah'ın eşi. O da diyor ki halifeyle evlenmesi onun için daha büyük şeydir. Nimet. Ne denir? İmkandır, hı hı. Şanstır, işte ne bileyim itibardır. Dolayısıyla halifeyle evlenmesi daha uygun olur. Terken de kabul ediyor fakat bazı şartlar öne sürerek kabul ediyor. Bunlardan bir tanesi tek eş Mahmelek olacak. Cariye falan tutamayacak halife. Başka bir eşle evlenemeyecek. Ve aynı zamanda sarayda herhangi bir o kadın görevli bulunmayacak haremde. Herhalde tek yetkili de kızının olması. Kızı olacak. Aslında haremi yönetecek olan yönetecek kişi de o olacak. Istiyor. Hiçbir şekilde kimse karışmayacak işine. Halife kabul ediyor bunu. Ve bu evlilikten bir çocukları doğuyor. Cafer adında. 1087'de evlilik gerçekleşiyor. Muhtemelen 87-89 itibariyle Cafer'in doğduğunu varsayıyoruz biz. Fakat evlilik iyi gitmiyor. Halife verdiği sözleri tutmuyor. Başka eşler ediniyor. Bir de şiddet gördüğüne dair iyi davranmıyor. Yani evet. Zaten şikayet nedeni o. Mahmele'ye iyi davranmadığını görüyoruz. Mahmelek de alıyor çocuğunu baba evine gidiyor. Isfahan'a. Isfahan'a geliyor fakat bu noktada da Muktedi bir halife tayin veliaht tayin ediyor. Özür diliyorum. Veliaht tayin ediyor kendine. Melikşah da diyor ki benim torunum orada duruyor. Hem bir taraftan Selçuklu, bir taraftan sen. Dolayısıyla benim orada torunum dururken sen başkasını veliaht tayin edemezsin, etme. Dolayısıyla benim torunum Cafer'i veliaht tayin edeceksin. Halife diyor ki olmaz, olur olmaz, olur olmaz. Bunun üzerine iki taraf arasında siyasi bir çekişme patlak veriyor. Isfahan'da zaten Cafer. Cafer'e bir tane köşk tahsis ediliyor. Bebek. Tahsis edilen o köşkte herkes ona Emirül Müminin olarak hitap ediyor. İşte ona o şekilde saygı duyulmaya başlanıyor. İki tane halife var artık. Bir Bağdat'ta bir de Isfahan'da.
Ve 1091 senesine gelindiğinde, 91-92 artık senesine gelindiğinde bu veliaht tayin etme işini daha ciddi anlamda devreye sokmak istiyor Melikşah. Ve 1092 yılında Bağdat'a bir sefer düzenliyor. Bir yolculuk yapıyor ve bu yolculuğa çıkmadan evvel, daha varmadan daha doğrusu, Nizamülmülk ölüyor. Bağdat'a gidiliyor. Bağdat'a tekrar gidildikten sonra tekrar halifeden işte torununun veliaht tayin edilmesini istiyor. Halife hayır diyor. Bunun üzerine diyor ki şehri terk et. Üç gün içerisinde. Halife diyor ki hayır, üç gün içerisinde çıkamam, bana en azından bir hafta 10 gün müsaade et. Arayı bazı kişiler giriyor. Tamam diyorlar. Süre uzatılıyor. O süre daha dolmadan Melikşah ölüyor. Cafer Terken'in yanında. Melikşah ölmüş ve Terken kendi oğlunu tahta çıkarma çabası içerisinde. Halifeye başvuruyor. Diyor ki benim oğlum adına hutbe okut Mahmud adına. Halife kabul etmiyor. Diyor ki senin çocuğun daha küçüktür diyor. Şer'en diyor onun hükümdar olması mümkün değil. Bu sefer Cafer Kozun'u ön plana çıkartıyor Terken. Diyor ki bak tekrar o yaşadıklarımızı tekrar yaşatırım sana. Cafer'i öne sürerim. Cafer'i tahta çıkartırım. Halife diyor ki tamam diyor. Ben senin oğlun adına hutbe okuturum. Ama diyor bir şartla. Nedir o şart? Devlet idaresi, yani ekonomik anlamda idare, Vezir Tacülmülk'ün elinde olacak. Yani bir naip tayin etme. Askeri anlamda da Emir Üner devlet idare edecek. Bunu kabul ediyorsan. Terken kabul etmiyor falan. Sonra Ahmet Gazali devreye giriyor. Terken'e diyorlar ki bu şer'en mümkün değil. Bu sana sunulan şeyi kabul et. Terken istemiyor. Kabul ediyor. Mahmud adın hutbe okutuluyor. Hutbe okutuluyor. Bağdat'ta henüz 4 yaşındaki Mahmud adına Melikşah'tan sonraki Selçuklu, en azından Bağdat tarafında hükümdarımız Mahmud. Berkyaruk tutuklu. Tutuklanmış Isfahan'da. Fakat Melikşah'ın öldüğünü haber alınca Nizamülmülk taraftarları, Nizamülmülk'ün adamları isyan çıkartıyorlar. Silah depolarını basıyorlar, alıyorlar silahları. Berkyar'ı oradan çıkartıyorlar, tutuklu olduğu yerden. R'ye götürüyorlar ve tahta çıkartıyorlar. İki tane hükümdarımız var. Terken adına, işte Mahmud adına idare yürüten Terken ve Berkyaruk. Terken R'ye geliyor, Isfahan'a geliyor. O arada da Berkyaruk güçlenmekte. Katılımlar daha fazla. Nizamülmülk'ün adamları Berkyaruk'un tarafında. Berkyaruk'un tarafındalar. Tabii o güçlenince Terken diyor ki biz bu işi hemen çözmemiz lazım. Acil bir şekilde bu işi halletmemiz lazım. Ve 1093 Şubat ayı itibariyle, yanlış hatırlamıyorsam, iki taraf karşı karşıya geliyor. Kazanan Berkyaruk çekilmek zorunda kalıyor Isfahan'a. Terken tabii oğluyla birlikte geri çekiliyorlar. Berkyaruk şehri kuşatıyor. Zor durumda kalıyor Terken. Berkyaruk'un parası yok. Sonunda diyorlar ki Berkyaruk'a, babanın hazinesinden sana 500 bin altın verelim. Sen kuşatmayı kaldır. Kendi aramızda bir anlaşma yapalım. Şu kısım sende kalsın, burası bizde kalsın. Berkyaruk'ta da para olmadığı için, hazine Isfahan'da çünkü. Tamam diyor. İşte Isfahan ve daha güneyindeki Fars bölgesinin Mahmud'un idaresinde kalmasına karar veriliyor. Berkyaruk çekiliyor. Şimdi Terken Mahmud'un bir şekilde devreye girmesini sağlaması lazım. Bunun için Berkyaruk'un dayısı Azerbaycan hakimi olan İsmail bin Yakuti'ye haber gönderiyor. Diyor ki sen diyor isyan et askerinle birlikte. Birlikte hareket edelim. Berkyaruk'u bertaraf edelim. Biz evlenelim seninle. Bir de üstüne. İşte sen hükümdar ol, Mahmud veliaht olsun veya tam tersi, Berkyaruk'u bertaraf edelim. O sırada belki hiç aklında olmayan bir kişi, taht iddiacısı olarak ortaya çıkmak, İsmail bin Yakuti böyle bir teklif gelince tamam diyor. Zübeyde'nin kardeşi, evet. İsmail bin Yakuti alıyor ordusunu, geliyor Isfahan'a, işte Terken'in onunla birleşiyor. Berkyaruk'la mücadele ediyorlar, Berkyaruk gene kazanıyor. İsmail bin Yakut bu sefer Isfahan'a sığınmak zorunda kalıyor. Isfahan'a geliyor. Terken tabii evlilik hazırlıkları bir taraftan başlıyor. Bir taraftan onun adına para basılmaya başlanıyor.
Tabii onun güç kazanması bu sefer Mahmud adına devleti yönetmekte olan diğer devlet adamlarının çok hoşuna gitmiyor. Bir şekilde onu öldürme çabası içerisindeler. İsmail bin Yakuti bunun farkında, kaçıyor. Bu sefer Zübeyde'ye sığınıyor, kız kardeşine. Hı hı. Düşüncesi şu, bir şekilde Zübeyde'nin yanına girip oradan bir fırsatını bulup Berker'i öldürmek. Ve bunu bir herhalde muhtemelen sarhoş, öyle tahmin ediyorum, bir sohbet sırasında diğer emirleri açınca diğer emirler de üzerine saldırıp bunu öldürüyorlar. Gümüştekin Candar, Aksungur yanlış hatırlamıyorsam. Ondan sonra sıkıntı şu, Zübeyde'ye nasıl anlatacaklar kardeşlerini öldürdüğünü. Gidiyorlar, söylüyorlar ve neticede Terken Yakuti öldürülüyor. Terken bu sefer Berker'in amcası Tutuş'la evlenmek istiyor. Fakat Tutuş'la birleşemeden hastalığı veya bir rivayete göre de bir suikast neticesinde 1094 yılında ölüyor. Onun ölümünden kısa süre sonra da oğlu Mahmud ölüyor. Berkeruk ikisinden. Mahmud kendi mi ölüyor eceliyle yoksa eceliyle öldürülüyor? Mahmelek, Mahmelek ne oluyor hocam? Çok az vaktimiz Mahmelek kaldı. Ölüyor. Mahmelek kendi ölüyor. Kendine. Kendi kendine ölüyor. 1089'larda falan ölüyor. Halifenin oğlu. Halifenin oğlu bu şeyden sonra Terken tarafından halifeye teslim ediliyor. Kısa süre sonra o da ölüyor. Veya hepsi hayatını kaybediyor. Hepsi aslında kaybediyor. Hakikaten siz garibin Mahmelek derken beyhude garibin şey yok yani de. Ne de kaderi yokmuş. Evet. Şimdi esasında Terken hakikaten Selçuklu'nun belki kaderiyle de oynayan bir kadın. Terken dediğimiz zaman çok olumlu ifadeler aklımıza gelmiyor. Hı hı. Hatta geçtiğimiz programlarda Erkan Hoca ile Erkan Göksu ile program yapmıştık. Ben çok kızgınım Terken'e dedi hoca böyle içi yana yana. Bir Terken var, bir tane daha Terken var ama o da dönemine hayırseverliğiyle isim veriyor. Biraz da ondan bahsedebilir miyiz? Sencer'in eşi Terken. Sencer Sultan. Sencer'in eşi. O da Karahanlı tabii prensesi. Hı. Onun mesela tarih kitaplarındaki, kaynaklarındaki yer bulma şeyi özellikle sosyal amaçlı yapılar inşa ettirmesi ve onları tamir ettirmesi. İrfan Yazıcı onu sormuştu. Böyle eserleri var mı diye sormuştu. Ya eser şöyle. Mesela bir kervansaray, enteresan bir şekilde kervansarayı tamir ettiriyor. Mesela kervansarayı tamir ettirmek çok fazla hani bir kadının yapabileceği bir şey değil. Maddi anlamda. İşte medrese tamiratı veya onun yeniden dizayn edilmesi. Bu tarz şeyleri var. Onun da hikayesi işte Katvan Savaşı'nda 1141 yılında Karahitaylar esir düşüyor mesela o da. Bir süre karşı tarafta Sencer'in ölümüyle mi? Ölümünden yok hayır Katvan sonra. Savaşı 1141'de Karahitay Savaşı'nda karşı taraf esir düşüyor. Sencer 500 bin dinar karşılığında onu tekrar geri alıyor. Ve onun da enteresan hikayesi bu ama dediğim gibi o daha ziyade medreseler ve sosyal içerikli yapıların tamir edilmesine veya inşa edilmesine yönelik faaliyetleriyle karşımıza çıkıyor. Çok fazla geniş anlamda bilgi sahibi değiliz onun da. Sadece bunlar var. Ufak tefek şurada şunu tamir ettirdi şeklindeki kaynak bilgilerinden derlediğimiz şeyler. Evet, ancak. İki Karahanlı prensesi Selçuklu'ya gelin gelip bir tanesini hayırseverliğiyle tarih sahnesinde görüyoruz. Burada şimdi diğerini. Terken'i biraz suçlamamak lazım. Demin de söyledim ki iki evladını kaybetmiş. Onun evet. Bir psikolojisi var. Kendini belli şeyler hazırlamış. İktidar zaten şeyden gelme. İşte devamlı olarak bir Nizami Mülk'ün kendisine ket vurduğunu görüyoruz. Bir engellemesi var. Onun vermiş olduğu bir hırs var mutlaka. Şimdi Ahmet 11 yaşlarında ölüyor yanlış hatırlamıyorsun. Yani 11 yaşında bir çocuğunuz var ve siz bütün planınızı, gelecek planınızı onun üzerine kurmuşsunuz. Ve hastalığın da vermiş olduğu bir psikolojik durum söz konusu. Kolay değil yani o Terken ruh hali psikolojisi. Hocam aslında çok sorumuz var, konuşulacak çok mevzu var. 2-3 dakikamız kaldı ama şu soruyu sormak istiyorum ben size. Etkin bir devlet adamı, yetkin bir alim, Nizamül Mülk eserinde Terken'den mütevellit midir bilemem. Ama bir şeyler söylüyor özetle ne diyordu? Ben onu not aldım özellikle. Şimdi şunu da söyleyeyim ekstra bilgi olsun. Siyasetnamenin Nizamül Mülk'e ait olmadığına dair bir görüşte dillendirilmeye başlandı. Evet. Muizzi'ye ait oldu saray şairi. Onu da bir yan bilgi olarak verelim.
Şimdi onun babları var siyasetnamede. Şöyle diyor. Peçeliler nasıl engellenebilir? Kadınlar tarifle. Peçeli olarak söylüyor. Asları üst yapmamak gerekir diyor hükümdara. Bundan büyük zararlar doğar. Bilhassa peçe taşıyan, akılları mükemmel olmayan kadınlar için. Şimdi bunu sosyal medyada birileri bunu alıp benim sözlerimdir diye falan, o sadece orayı kesmez diye ümit ediyorum. Nizami Mülk'ün sözleri efendim. Nizami Mülk'ün sözleridir. Padişah eşleri ferman verici oldukları takdirde hep garaz sahiplerinin duyurduklarını emreder. Yani kulaklarına ne fısıldanırsa olumsuz anlamda onun peşinden gider diyor. Meseleye erkek gibi bakamaz. Eşi padişaha musallat olursa bundan rüsvaylık, şer, fitne ve fesatlık başka hiçbir şey hasıl olmaz. Yani çok olumlu bakmıyor kadınlara o dönem standartlarında. Devlet işlerine karışmasın diyor aslında. Yani aslında devlet işlerine karışmasın. Otursun, kendi işlerini yapsınlar. Ha, bunun haricinde sosyal hayatta kadınla alakalı bir şey yok mu? Şair kadınlar görürüz. Mesela Mehseti, evet, enteresan bir örnektir bu noktada. Şehraşup denen bir şiir tarzının yaratıcısıdır Mehseti. Sencer'in nedimelerinden artık biridir. O derece saraya girmiş, önem kazanmış bir kişi. İbnül Bevvab'ın mesela adını hatırlayamadım. Mesela çok iyi hat yazdığı için vezir tarafından, sultan tarafından ödüllendirilen kişiler var. Hatta Bizans'a gönderilen, Abbas halifesine gönderilen, mektubu yazdığı için o kadar üst seviyede bir yazı kullanmış ki Aklam-ı Sitte'yi çok iyi bildiği söyleniyor. Bu 6 tane alim kadınlar yetişiyor. Alim kadınlar yetişiyor. Evet, mesela muhaddis kadınlar var o dönemde. Tamamen kadın yok diyemeyiz. Var ama etkin değiller. Var olan şeyler de çok fazla kaydedilmiyor maalesef. Varsa bile ufak tefek satır arası bilgilerden biz ancak belli şeyleri yapabiliyoruz. İşte benim Sosyal Hayatta Kadın diye bir çalışmam var. Yani en fazla 5 sayfa bir şey çıkabiliyor. Daha fazla uzatamıyorsunuz belli noktalarda. Çünkü bilgi yok. Bilgi olmayınca ancak yorum yok. Bir de farklı kaynaklarda farklı bilgiler olsa onları birleştirip yapacaksınız da oradan biraz, buradan biraz onları birleştirmekte bu sefer sıkıntı yaşıyorsunuz. Bir metin haline getirme noktasında sıkıntı yaşıyorsunuz. Hiç yoklar diyemiyoruz ama çok yoklar da demek mümkün değil. Çok ama, varlar, pardon, özür dilerim. Ama yine de 2 saatlik bir program içerisinde Selçuklu'ya erkekler gibi kadınların da yön verdiğini ve Selçuklu'nun varlığında, bekasında, devletin devamında, siyasi evlilikleriyle, gerek devlet uğruna verdikleri kararlarıyla esasına yön verdiklerini de söyleyebiliyoruz yani. Ki söylediniz zaten, evet, program içerisinde. Hocam ağzınıza sağlık. Yeni yeni şeyler öğrendik. Ben müstefid oldum. Eminim izleyicilerimiz de İnşallah çok müstefid olmuşlardır. İnşallah öyledir. Ümidimiz o yönde. Çok teşekkür ediyoruz programımıza geldiğiniz için, bizlerle birlikte olduğunuz için, bilgilerinizi bizimle paylaştığınız için. Sağ olun size. Efendim, Yön Veren Kadınlar programımızdan bu haftalık bu kadar. Biz Cihan Piyadeoğlu hocamızdan inanılmaz bilgiler edindik ve yeni yeni şeyler öğrendik. Bir başka programda yeni bilgiler eşliğinde yeni isimleri ve tarihe yön veren kadınları konuşmak, buluşmak ümidiyle. İlminiz duaya, kaleminiz hikmete ram olsun inşallah. Kalın sağlıcakla.